Evet, iyi günler değerli severler. 15 Ekim Pazar bugün günlerden ve biz yine son düzlükte siz değerli dostlarımızla, son düzlük ailesiyle birlikte olmaktan çok büyük keyif ve mutluluk duyuyoruz. Bu güzel pazar sabahında ben Hakan Can program arkadaşlarım sevgili Eray Balcı ve sevgili Engin Yalçın'la birlikte dolu dolu bir programda birlikte olmayı umut ediyoruz. Yaklaşık iki saat, iki buçuk saat sürecek olan programda. Bizler hep keyif alıyoruz biliyorsunuz söylüyoruz ve açıkçası umarız beklentimizde Program sonunda sizlerin de aynı tadı, aynı keyfi almış şekilde ekranlarınız karşısından ayrılmanız dedikten sonra hemen e, arkadaşlarıma dönüyorum. Engin'le başlıyorum bu sefer. Engin nasıl geçtiğin senin için? Neler söyleyeceksin? Dün yayından çıktıktan sonra yine standart e, evimizde. yarışları izledik zaten. E, hatta birinci koşuya bile yetişemedik trafikten dolayı. Çok trafik vardı. İstanbul'un yani. trafiği malum e, sıkıntılı. E, gittik yarışları seyrettik. Akşama kadar zaten keyifli yarışlar vardı. İşte bugün yayınımıza hazırlandık. İnşallah güzel geçecek programımız. Pekala. E, Eray sen ne yaptın? Nasıl geçti senin için? Neler söyleyeceksin? güzel geçti. Adana'da altı. Yalnız çok bulunca. talep var. Hem altlığı bulun evet. hem de talep şu. Hakan abi Beşiktaş pas geçiyorsun diyor Eray'ı diyor. Dünkü programda hiç konuşmamışız. Dün zaman kalmadı. Beşiktaş e, O yüzden siz şimdi sen önce bir dünü konuş, altılıyı konuş. Ondan sonrasında bir Beşiktaş'ı değil mi Engin konuşsun evet. diyeceğiz. Evet. Altılıyı bulduk, kolay da bulduk. 1500 lira gibi de e, hazır sayılır bir ikramiye verdi. Onun e, onun moraliyle bugüne çalıştık. Bugünkü yarışlarda da iddialı olduğumu şimdiden söyleyeyim. Onun dışında maçlara gelince e, Beni bilirsin. Ben e, bu anlamda gerçekçiyimdir. Beşiktaş e, Cuma günü 3 puan hak edecek. E, maç oynamadı. E, çok kötü futbol oynadı. E, kötü futbol oynayınca da sağdan galip ayrılma şansın olmuyor. E, hani işte kırmızı kart tartışılır, şudur budur. Benim onlara girmeme hiç gerek yok. O günkü oynanan futbol e, Beşiktaş'a yakışmayacak bir futboldu. E, hak ettiğimizi mağlubiyeti aldık diyebilirim. Onun dışında dün Galatasaray'ın maçı vardı ki Galatasaray aynı Galatasaray. Çok iyi gidiyor. Haftaya da Fenerbahçe ile İdeal bir derbi maçları var, e, dört gözle bekliyoruz artık o maçı da alırsa herhalde Galatasaray tutulmayacak bu ligde ama bakalım haftaya bir tane şey yapalım, son düzük anketi Anket. yapalım. Evet. Çünkü geçen hani e, Beşiktaş anketi yaptığımızda bizim birazcık daha hani e, domine olmuştu bakalım evet. hani ağırlıklı Beşiktaşta olunca bakalım bu sefer ne olacak e, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden. Beşiktaşlar kimi destekleyecek göreceğiz onu. Bakalım. E, haftayı merakla bekliyorum anket için açıkçası. Galatasaray biraz farkı açmış gibi gözüküyor şimdilik. Ama ligin daha 8. haftası. Daha çok e, sular akar bu köprünün altından. E, bu nedenle kimse enseyi karartmasın. E, olumlu bakalım biz her şeye. Gerek Fenerbahçe taraftarları gerek Beşiktaş taraftarları. Daha ligin başı. Tamam Galatasaray çok iyi oynuyor. Çok fark açtı ama e, üzülmeye tasalanmaya gerek yok. Ee, mutlaka ilerleyen haftalarda e, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ciddi bir hata geçecektir. Peki Egin ne diyorsun sen bu işlere? Bu da pek e, e, <laughs> bilgim yok abi ama kulaktan duyma Galatasaray'ın niye gittiğini biliyorum. E, hatta şöyle diyorlar bilmiyorum ne kadar eğer daha iyi bilir. Beşiktaş bir maç daha kaybederse işi çok zor falan diyorlar. Bilmiyorum doğru mu? Yani öyle diyorlar da. Bu pek. Diyorlar yani, doğum, ne diye katılıyorsunuz? Yani? E, şimdi ligin 8. haftasında bir takım şampiyon ilan etmek yani çok doğru bir şey değil ki geçmiş yıllarda e, çok tecrübeler var. Beşiktaş e, ligin ilk yarısını 8 puan farkla lider kapatmıştı ki ilk yarıyı. Daha 17 hafta oynanmamıştı. E şimdi baktığımız zaman 24-25 hafta daha var. E, bu nedenle biraz daha beklemek gerekiyor. Ha, oynanan futbol e, açısından iştah, verimlilik, arzu, istek açısından... Galatasaray'ın oynanmış oynamış olduğu futbol şu an... Bizim e, lig seviyemizin biraz daha üzerinde gerçekçi olmak gerekirse. Ama onun dışında hep böyle devam edecek mi? Hep böyle devam etme şansı biraz yok. Mutlaka form düşüklükleri olacaktır. Onların form düşüklüğü yaşadığı süreçte Beşiktaş ve Fenerbahçe atağa kalkarsa ki geçtiğimiz hafta, önümüzdeki hafta önemli bir maç var. Sonrasında Galatasaray'ın çok zorlu e, fiksürü var. Şu 3-4 hafta Galatasaray için bence e, belirleyici süreç olacak. O haftaları bir görelim ondan sonra artık. Deriz ki Galatasaray evet e, ligin büyük favorisi ve e, şampiyonluğun en büyük adayı diyebiliriz. Ama şu an hala bence Beşiktaş ve Galatasaray e, eşit şansla. Pekala o zaman genel bir değerlendirmeyi aldık. Dün süre olmadığından dolayı bu kadar e, uzun konuşamamıştık. O zaman hemen biz bir iletişim adreslerimizi hatırlatalım. E, Twitter adresimizi verelim arkadaşlar sadece isterseniz. Çünkü e, genelde programın hani, interaktif katkı çok daha fazla oluyor. Etcantı zaten bizlerin Twitter adresi. Katkı ve katılımlarınız bizlere mutlu ve mes mesut ediyor. Gerçekten e, özellikle yine bu güzel pazar sabahında e, evlerinizde konuk olduk. Çok keyif alıyoruz bundan. Çok güzel fotoğraflarınız da geliyor. Her birine çok teşekkürler. Göstereceğim bugün hepsini. Ama sizlerden küçük bir ricamız var. Son gönderdiğim Twitter'i retweet edebilirsek kendi listelerimize de. Pazar sabahı olabilir, uyanmayanlar olabilir henüz. Programı unutmuş olabilenler olabilir. ...hatırlatırsak da e, sevinirim... ...dedikten sonra... ...şöyle bir bakalım kimlerden neler gelmiş... Ay, ...arkadaşlarım da ekrana veriyorlar zaten... E, e, ...Cami nabisi abisi kardeş ...dostu Duay'ın Can abim... ...sana ve ekibine başarılı programlar dileriz... ...hoş geldiniz demiş... ...teşekkür ediyorum sevgili kardeşim Mehmet İzmir'e... ...buradan Mehmet Polat'a selamlar... ...Ramazan Torkak, Okay Aslan, Ahmet Hamed'i teşekkürler... ...kadın annedir, kadın eşittir... ...kadın bacıdır, kadına şiddete hayır... ...Ali Karbeyaz paylaşmış... ...Hakan Bey, Eray kardeşim üzüntülü gördüm... Sıkılmasın dediği gibi sıcak sular çok akacaktır demiş Serdar kan Çok üzülmez öyle şeylere ama genelde değil mi? Hiç sıkıntı yok. Peki. Elis Hanım'dan kocaman sevgiler, saygılar, hayırlı yayınlar. Ere abim gömleği yakıyor demiş. Eee... Yakıyormuş. Taner Kaptan paylaşmış. Fırat Günaydın abi iyi yayınlar demiş. Biz de sevgili Fırat Berti'ye selamlarımızı iletiyoruz. Kardeşimizi de gözlerini öperiz. Allah nazardan saklasın. Analı babalı değil mi? Sağlıkla, Amin. saatle Bahtı ee, güzel olsun inşallah. Bahtı güzel olsun. Abicim Adana'dan kucak dolusu e, sevgiler. Eray Baba ve Engin Abim'e de selamlar. Küçük Selim Kaya ellerinizden hürmetle <laughs> öper demiş. Adı gerçekten Selim Kaya. E, Selim'in hayranı. Arkadaşım beraber arkadaşımla koymuştu. Selim Kaya Torkak. Dolayısıyla e, biz de bu. Selim Kaya Torkaka selamlarımız. dedim Gözlerime öperim kardeşim. Aynen böyle bir Selim'in gibi Ay. bakıyor aslında. <laughs> böyle bir e, e, afacan afacan maşallah diyelim. E, biz de kardeşimize e, ve sevgili Ramazana. E, yine tamer kısmet teşekkürler. Canlar günaydın demiş Evren Özlem Karasu'nun mesajı vardı. Ali Karbeyaz bu güzel pazar sabahında evimize hoş geldiniz. Keyifli mutlu programlar Ercan abi Uğdan için tebrik ederim. Selamlar demiş. Altyazı. Ee, yine. Engin Eren, Evren Özlem Karasu'ya teşekkürler. Ee, bakıyoruz aşağıya. Metin Güre Yalçın arasından selamlar. Ee, Oğuz Yalçın e, ve misafirlerimiz sizi izliyoruz. Kahvaltıya buyurun demiş. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim Oğuz Bey'e de. Selam e, olsun, e, afiyet olsun. Yalçın arasına da afiyet olsun diyelim. İnşallah bir gün e, bir ziyarette de bulunacağız. Kısmet olursa şöyle bir yukarıdan bir daha bir e, şey yapalım. Ee, İbrahim Öztürk, İmrin Sun, Sakallı Murat, Cemal, e, Murat Bumin iyi programlar. Allah sağlık, saat versin hepimize demiş. Çok teşekkür ederiz. Valla benim ona bugün biraz daha ihtiyacım var. Sabahleyin çünkü ufak böyle bir bizim meşhur taşlarımız vardır. E, böbrek taşlarımız. E, o böyle bir sabahleyin bir ara bir program yapalım yapmayalım gibi şey yaptı. E, bir iki ağrı kesişiyle ama iyiyim şu anda bir e, problem yok. Ama yani. Zaten yüzüne de vuruyor o ağrının sıkıntısı. Biraz var böyle ufaktan ama dur bakalım iyi o. İyi olacağız e, inşallah. E, İyi e, Pro o çünkü bende böyle olur iki aydır yoktu sesse da Sabahleyin böyle tam e, e. araca binerken tık baktım e, buradayım dedi. Öylesine. Peki Eyüp Özcan'a teşekkürler tekrardan sağ olsun. E, Ahmet Hamedi'ye son düzlük başladı haberiniz olsun. Saygılar sevgiler mesajı var. Günaydın mutlu pazarlar Hakan abi. Sizinleyiz her zaman gibi demiş Bilal Günay. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hüseyin Ulubaş'a teşekkürler. Yine Cemal günaydın abiler selamlar e, mesajı var. Biz de Cemal'e buradan selamlarımızı sevgilerimizi iletiyoruz. O da hep sıkı son düzlüklerden bizi yalnız bırakmayan e, Zeytinburnu'ndan dostumuzdan. Come to son düzlük kızmış bugün Bülent. Ya dünkü fotoğraf daha şeydi. <laughs> ee, dolayısıyla come to son düzlük demiş. Peki. Ee, şey gün Cuma günü. At üstünde karşılaştık. Ee, biz ekip e, şeyle film ekibiyle birlikte e, oradayken sabah sahada e, sabah sahadayken baktım Bülent Atın üzerinde kam son müzikliğe sesleniyordu ona da buradan selamlarımızı iletelim bir kez daha kızdırmış bir ama dur bakalım e, bu arada atları da yazarsanız en azından biz de şey yapmış oluruz izleyicilerimize hem izleyicilerimiz o hem de biz de böyle son düzlükçülerin atlarını seyrederken daha böyle pozitif enerjileri gönderiz göndeririz değil mi Tabii Öyle daha da dostlarımızın atları her zaman bizler için e, ön sırada peki tüm ekibe günaydınlar Altepe'de bu sefer her kazanabilir ayrıca şampiyon Beşiktaş yazdıracağız. Eray Başkan üzülmesin demiş. Bibidi babidi bu paylaşmış. Biz de bibidi babidi buya selamlarımızı iletelim. Hatırlıyorsun değil mi engin? Bibidi babidi bu. Yücel abinin Binmiş mi? miydin? Evet. Yok, evet. bilmedim evet. ama e, spiker söylerken bayağı zorlanıyordu ismini telaffuz ederken. Değil mi? O zamanlarda. Aynen. Peki. Ee, Okey Aslan bugün günlerden Talip Han gibi Hakan abim demiş bakalım görelim Kadir'e Adana'ya selamlar Kadir Kıygır'a Luka Brasi'ye bir kez daha yine Deniz'den size mutlu pazarlar Adana'dan selamlar sevgiler abi demiş biz de Hüseyin Ulubaş'a ve Deniz'e buradan selamlarımızı iletelim ee, Adana'dan selamlar sevgiler hem Deniz'e hem Hüseyin Ulubaş'a bütün Ulubaş ailesine selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Ersan Aktaş, Özlem Karasu, Berke'ye teşekkürler. Abi gündem yine son düzlük izlemek. At koşar, bat kazanır değil kazanan atları kuponlara işaretleme dileğiyle iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Günaydın Hakan Bey yayınlar. Yerimizi aldık her zamanki gibi demiş. Aytar Arası göndermiş biz de buradan yine e, şimdi Aytar arasında selamlar tabi haralarda şimdi yavaş yavaş heyecan başlıyor hazırlıklar Hareket, başlıyor evet. hareketlenme var e, dolayısıyla e, onlar da heyecan içerisindeler biz burada inşallah hayırlı bir sezon olsun güzel bir sezon olsun kış sezonu bütün yetiştiriciler için diyelim buradan o de bulunalım yine Kadir'e teşekkürler selam haftaya Ankara Kalesi var değerlendirilecek mi abi demiş Emre e, hayır bizim program formatımızda biliyorsunuz günü gününe değerlendiriyoruz koşulları e, geçen hafta kazandığım at gelimi ulaştı kış yaklaşırken Hakan ...Karabi'nin deyimiyle 10 numaralı 5 yıldız oldu... ...teşekkürler demiş Noyan Buğra Keskin... ...evet e, geçen hafta... ...bir ödül armağan vermiştik ya... Güle güle kullansın. ...gitti e, biz de selamlarımızı... ...sevgilerimizi iletiyoruz arkadaşlarımıza... ...biri matematik çalışıyor herhalde burada... ...şurada şeyler var... ...kesirler falan var... <laughs> e, ...kesir hesapları falan yapılmış... E, ...eğer bir sınav falansa... ...bol şanslar dileklerimizi de iletelim... ...Musa Memiş'e Hüseyin Ulubaş'a selamlar dedik... ...yine iyi yayınlar abi Galatasaray'ın... ...şampiyonluğu için çok erken değil... Çoğu gitti, erkeni kaldı demiş. Galatasaray şampiyon demek için erken artık demiş. Anlamadım cümleyi de tam. Ben de Ömrü paylaşmış. Ama Galatasaraylı kardeşimiz en azından biz de başarılıydık. Onu ettim, demek istiyor istedim. zaten. Peki. Tam her kısmete Mesut Nauruz'a teşekkürler Hüseyin Ulubaşı'a keza. Ee, yine e, Luka bu mesajını okumuştuk. Şöyle aşağıya doğru bir kez daha güncellediğimiz için çıkmıştı. Taner Kaptan'ın, evet Elisa'nın mesajını okumuştuk. Fırat'ın mesajını e, Selim Kaya Torka'ya görmüştük. Ee, pazar kahvaltısı çok teşekkür ediyoruz davet var Metin Bey'in tweetini paylaşmıştık bir kez daha gördük Seren Hanım'a Seren Selin ikinciye selamlar Ümit Yayla'ya Ümit kardeşim o da cuma evet. günü sağ olsun. o soğukta iyi gitti böyle güzel bir çay içtik tam ortadaki eşinde evet, ee, olsun Ümit de yardımcı oldu ee, keyif aldık selamlarımızı iletiyoruz herkese günaydın sevdiklerinizle birlikte mutlu pazarlar demiş Recep Karakuş ee, Bahtiyar Kasapoğlu Good Curry'i göndermiş Ayakları düz bassın inşallah koştuğunda diyelim. Serkan Doğukan'a ekranların dört gözle beklenen tek bir lider programı başlıyor. Üç güzel insana sonsuz selam olsun. Ere abimle tebrik edeyim. İyi yayınlar abi demiş dünkü altılısı için. Ee, dolayısıyla tebrikler diyelim. Mutlu ve şanslı bir pazar dilerim hepinize. Bir İzmir Göztepe'li olarak gururluyum. Takıma da Süper süperlikte başarılar. Saygılarımla demiş. Serdan Doğan Kan paylaşmış. Biz de Serdar'a selamlarımızı iletelim. Hoş geldiniz güzel insanlar demiş Cengo Çekinaus. Hakan'a Ankara'ya selamlar. Bütün Kılıç Aslan ailesine Hakan selamlar. Kılıç Aslan selamlar. Vural Akar'a, Beyhan'a teşekkürler. Yine Hakan amca ben Sinem Seher. Yaşasın bugün hafta sonu ve her zamanki gibi bizler için çalışıp bizleri rahat ettirmek için çalışan canım babam evde. Oh be demiş Murat Bey e de bizden. Selamlar babası için de. Selam güzel dilekler de paylaşmış. Geçen hafta Murat Bey çalışıyordu evet, iş ayakkabı, iş yerinden seninle. fotoğraf e, paylaşmıştı. Ne güzel bu, bu, pazar Sinem Seher'de babasıyla birlikte e, selamlarımızı iletelim biz de. Yine Armağan Başar'a teşekkürler. Eren Erol'a İbrahim Karaman Safaki 666 ya. iyi hafta sonları, iyi yayınlar. Hafta sonlarının vazgeçilmez muhteşem üçlü Adana, sevgiler, saygılar, bol şanslar demiş Kafkaslı 001. Şükrü Pektaş yine hakeza Muharrem Can'a, Can kardeşlere hem Muharrem'e selamlar hem bugün Can kardeşlere başarı dileklerimizle e, diyelim. Buradan selamlarımızı iletelim. Faruk'a çok selamlar, Faruk Öztürk'e selamlar, sevgiler buradan bir kez daha. Yine e, aşağı iniyoruz, e, Uğurcan Sönmez'e, Artvin'e e, selamlarımızı iletiyoruz. E, Beşir Kaya, Taylan Öztürk'ün yine şöyle aşağıya doğru inelim. E, ee, Kemal Kırbak dostlar son düzlük başladı demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de sağ olsun bilgilendirme için yine. İyi pazarlar Marvel Sarı'nın öndeki yarış taktiği neden değişti acaba? Önceki e, eski taktik bence çok daha iyi. Önde gidersek istebiliyor demiş böyle bir e, Görüşte paylaşmış, taktik değerlendirmiş. Yine Kafkaslı 01 Ali Karbeyaz, Cem Gündüz. Her birine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, Kemal Kıvrak yine aynı şekilde. Bakalım aşağıya. Evet, şimdi Kemal Bey'in burada Jokey tablosu var. O hazırlamıştı ya şeyleri. Ee, i̇htar sıralama, uyarı sıralama, para sıralama, gün sıralama bu bitecek. Şu anda Ağustos'un sonlarına kadar da e, gönderiyor. 14 Ekim diye güncellemiş. E, son hali mi bu? Ağustos'ta mı güncellendi? Şimdi ihtar sıralamasında, uyarı sıralamasında, e, para sıralamasında, gün sıralamasındaki sıralamayı yapmış. Güzel bir şey hazırlamış. Çok. Hepsini detaylı bir şekilde. Aynen. Şimdi bakıyoruz. Şimdi kar burada sağ olsun gösteriyor her zaman. Senin hani bizim jokey ligini ayrı ama burada da bu ceza kim ne yapmış ne etmiş her şey var. Onur Yıldız, Tolga Yıldız, Özcan Yıldırım ihtar sıralamasında en çok ihtar alan arkadaşlarımızı böyle sıralamış. 20, e, 29 kez ihtar almış Onur kardeşim. Ama bunu dikkatimizi çekmişti söylemiş. Zaten uyarıyorduk Zaten, kardeşimiz de burada. Tolga da yine 27 kez ihtar almış. Özcan 26 kez ihtar almış. Mustafa Çiçek 20 kez ihtar almış. Evet da Mustafa da, var da almış. Hışman Çizik 19 ihtar. Mehmet Kaya 18 ihtar. Ee, Onur Gökçe 17, Furkan Karakurt 17, Halil Polat 15, Kadir Tokaçoğlu 15, Müslüm Çelik 14 ihtar, Nevzat Avcı 14 ihtar. Bu ihtar sıralaması. Kaç aylık bu? Güncel. Yani dün, dün itibariyle. Dün itibariyle. itibariyle. Yıl başından itibariyle. Evet. 14 gibi yapmış. Ee, uyarı sıralaması hani bizim meşhur sözlü uyarı var ya Adana hakemlerinin ağırlıklı yaptı. Onlar ağırlıklı. Tabii Adana'da çok iyi. Burhan Kılınç e, altı 6 kere e, sözlü uyarı almış ama bu arada 10 tane de ihtarı var. 5 ee, kere Özcan Yıldırım almış sözlüğü uyarı. Ha, hani var ya meşhur sözlü uyarı bizim. Gökhan Kocakay'a 5 kere, Ali Kaçmaz 5 kere, Mahmut Turan 4 kere, Ahmet Çelik 4 kere, e, Mehmet Akyavuz 4 kere, Musa İleri 4 kere diye devam ediyor bu sözlü uyarı. Hiçbir yok, olmayan bence bir şey. Bence mesela uyarı sözlü uyarının yani bence bir zaten bir şey. uyarı demektir. Para sıralamasında valla e, Özcan Yıldırım şu ana kadar 10.364 lira ceza ödemiş. Para cezası ödemiş. Dekor Özcan'da herhalde. Dekor Özcan'da. 11370 lira ceza demiş. Para olarak en çok Özcan'da gözüküyor şu anda. Ödediği toplam kümülatif para cezası. İkinci sırada Onur Yıldız geliyor. 9.695 lira yani. Şimdi bir apranti için 10.000 lira daha spara değil değil mi? Evet. yüzde %5 olsa kaç liralık bir yarış olması da. 200.000 liralık yarış kazanacak ki değil mi? Yani bir grup, %5'i 10.000 lira mont olacak. Evet. Bayağı bir şey. Hışman Çizik, Tolga, Çizik, Tolga Yıldız, Halil Polat, Mehmet Kaya... Onur Gökçe, Burhan Kılınç, Müslüm Çelik, Mazlum Demir diye devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim 5.000 lira lira Mazlum Pir Demir, Aprant kardeşimiz ceza. Müslüm Çelik 5 bin lira. Onlar için belki hani bu şey olmasa da en azından bir para yani baktığında. Kardeşim. Işte, gün sıralamasında e, Mert Ali Solmaz, 60 gün, ee, o şeyden dolayı o, o aynen. Farklı durumlarda Bak, evet. Onları saymayalım aşağıya doğru indiğimizde Günde de Burhan Kılınç, Onur Yıldız e, Mert Mertel Aydın onların önüne Müslüm Çelik 27 gün almış Onur, e, Akın Sözen 27 gün Özcan Yıldırım 24, Uğur 24, Ahmet Aslan 24 Sütikar Karabulut 22-21 diye de gidiyor Liste bu Yılbaşından beri kim ne yapmış? Karne bu. Teşekkür ediyoruz Kemal Bey'e. Çok beledi. sağ olsun. Ellerine sağlık. Ee, bu listeyi de böyle hazırlamışım. İlker Yıldız, Aytaç Karalar, Recep Karakuş. E, teşekkürlerimizi iletiyoruz. No Name ne var yani? Grup boşlara katılamadıysak. E, kimseye de çifte atmadık ya. iyi yayınlar abim demiş. E, bir fotoğraf göndermiş. Mehmet Çakma teşekkürler. Recep Karakuş'a. Yine e, Taner Kaptan'a. E, Taylan Özturunca. Ali Hepgüler'e. Murat Doğan'a teşekkürler. Evren Yıldırım'a herkese aynı şekilde. Ee, şöyle aşağı iniyoruz. Herkese günaydınlar. Kazasız belasız bir gün dileğimle benim isteğim programlarımızda ailelere yönelik faaliyetler olsun diye Erkan Dündar'ın da bir paylaşım var, bir mesajı var. Onu da buradan Paylaşmış ve aktarmış olalım faaliyetler. Onunla ilgili var yani çok var yani gerçekten çok ciddi anlamda katkı evet. ve katılım oluyor onda. bu şeylere çok hassas ee, özellikle de bununla ilgili de çok da güzel etkinlikleri var. Kesinlikle başkan yani bu konuda ciddi anlamda hassas hassas evet. ee, onu da şey yapıyor. Ee, Metin Şener Anamur'dan selamlar mutlu pazarlar demiş ee, biz de Anamur'a selamlarımızı iletelim Anamur'da herhalde hava halen sıcak değil mi? Bin Adana 30 derece gösteriyordu abi yani tamam. oralar hala sıcak. Rafet Siyah günaydınlar bu şanssızlık nasıl kırılır Hakan Bey demiş. E, paylaşmış. Günaydın iyi yayınlar iyi hafta sonları neşeleri demiş. Kazım Kastar demiş nihayet Halis Karataş'ın olmadığı bir istatistik gördük diyor. Demin ceza ve ihtar <laughs> şeylerinde nihayet görmediği bir istatistik gördük diyor Kazım'da. Yine Hakan Bey neden Murat Günzel artık abisinin atlarına binmiyor diye gelen mesaj var. Sinan Aslan'a Şükrü Gürer'e Ahmet Bey, Ahmet Güzel Hoca'ya ee, buradan selamlarımızı iletiyoruz bir kez daha. İyi bir yayın olması temennisi Korkmaz Çiftliği'nden selam ve sevgiler yolluyoruz demiş Fatih Korkmaz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine Kürşat Akçakaya'ya, Murat Katıksız'a e, buradan selamlar. E, selamlar Mutlu Pazarlar keş bunu sahilinden kızım Beyzayır'a demiş. Biz de selamlarımızı iletelim e, Özcan Tanbaş'a. Yine şanssızlık e, mesajları var. Can Kardeşler Geçilmez Bugün demiş Cevo. E, Flashing Girl, Marvelous Idol'un. Tahmini de gönderen arkadaşlarımız var. Cengo yine aynı şekilde e, teşekkür ederim. Acil şifalar demiş sağ olsun. E, yine ben Ferhat Demir Adana'dan selamları iyi yayınlar demiş. Iron Man, Soner Uruç, nasıl keyif, heyecan, merak, maziye, bakış, bütün duyguları bize yaşatan program İzmit'ten selamlar, saygılar olsun abi demiş. Soner Oruç sağ olsun. Yine abi ücretsiz sayfamızı desteklerinizi bekliyoruz demiş. Ganyan City. Ee, Fatih Korkmaz yine iyi bir yayın olması temennisiyle teşekkürlerimizi iletiyoruz. Üç güzel insana selamlar. Gençler Birliği gibi toplanmışsınız demiş. Yine bakıyoruz. Adana 174 Malıganyan Bayi'nden e, Kafkaslı sonucu erken yazdı demiş. Can kardeşler diye bir paylaşımda bulunmuş. Şöyle bir aşağı artık fotoğraflara bakalım biraz daha. E, Önder Gökçe paylaşmış. Ne demiş Önder? İyi yayınlar işleri bitirdik. Gökçe ekibi olarak takipte demiş. Biz de bütün Gökçe ailesine buradan Selamlar. Gökçe ekibine selamlarımızı Hadi sevgilerimizi iletiyoruz. Değil Aynısı mi? E, öyle. Gökhan Sönmez yine e, bir fotoğraf paylaşmış. İyi yayınlar. Eray Balcı Üzüm ve Dabı Köprü'nün altından çok sular akacak demiş. Biz ne yapalım Fenerliler olarak diye bir paylaşımda bulunmuş Gökhan Sönmez. Yine e ee, sarı palamutlar akın var. Ben kaçar balık tutmaya demiş gidenler var. Ee, gelen mesajda selamlar muhteşem üçlü Heral sayesinde Adana'yı buldum. Farkla 8 oldu bu arada demiş. Ee, Temel Takır kara tahtaya yazmış <laughs> notları. Ee, şöyle bir artık fotoğraf bakıyoruz. Ben muhteşem pazar evimize hoş geldiniz demiş Ayhan Koç. Biz de size mutluluklar diliyoruz. Eşinizle birlikte güzel bir e, fotoğraf yine e, ee, size maalesef atlıyoruz. Ee, mutlu pazarlar diyoruz Şimşek'e değil mi? Heh. Ondan sonra geçir. Nur Özel, Gökhan Turgut, Mehmet Eray abinin derbi sonucu tahmini var mı? Yok. <laughs> Yok. E, Fenerbahçe yesin. Değil mi? <laughs> Ee, ben Antalya'dan Ümit demiş. Öncelikle Yener Arkın abi. Benim naçizane bir sorun var. Fa faal kuralları hep odrom için değişiyorum. Nedir bunun kriteri? Geçen hafta iki ayrı karar. iki yarısı severi yaktınız. Teşekkür ederim. Engin abiye, Ray selamlar demiş. Selamlar. Ee, bir, 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 bir. Özlem Karasu'nun yine e, seviyorsunuz. Canlar mesajı var. iyi yayınlar selam. Kolay gelsin. Raya da tebrikler mesajı var. Günaydın Hakan Pershing'in durumunu sormuş. Pershing sezonu kapattı bildiğim kadarıyla. Yine eee Fikret Turanoğlu hayırlı yayınlar demiş. Günaydın üstünlüsler Gaziantep'ten Ayhan yine sizinleyiz tabii ki çocuklarımla beraber demiş Odinan. Ayhan Kenger, Murat Katıksız teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kahramanmaraş Göksu'ndan selamlar. Engin kardeşim sana da ayrıca selamlar. seviliyorsun demiş. Günaydın'ın yayınlar mesajı var. Kazım Kaslardan Adana Hipodromu hızla ilerliyor demiş. Taner Kaptan Yalova'dan selamlar Hakan abi. 94 Gazi Koşusu nostaljide mesajı var. Eee <laughs> Ramazan Torkak güzel bir mesaj atmış Cepten sana göndereyim. Ee, Ramazan bilir işini. Değil mi? Heh, Ramazan işini. Yani bilmiş. ekip olarak atmış. E, deminki mevzu şeyle ilgili tamam. tam böyle taşı da böyle lafı da taşı da tak tak tak, tak. E, yap, tabii yani onun için cepten atıyor zaten <gülüyor> <gülüyor> e, evet dolayısıyla Murat Yavuz'a selamlar Özlem Karasu, Eray Baba gömlek yakıyor karizma demiş, yine günaydın keyifli programlar sizlere son düzgün dostlara selamlar demiş e, yine Ahmet Ahmet'in son düzgün başladı haberiniz olsun, saygılar, sevgiler demiş teşekkürlerimizi iletiyoruz ve e, gelen mesajlar çok ama şimdi hakikaten programda e, dün biraz e, zamanı ayarlayamamıştık. İnşallah e, şey yapalım. Zamanında bitirelim bugün e, hayırlısıyla programı. Dedikten sonra dünle başlayalım bakalım. İlk ayakla eray başlıyoruz değerlendirmeler alalım. Tabii Ankara günün ilk ayağı one and only'nin kazanmış olduğu koşuyla startı verelim. E, dün startta birlikte ön tarafa düşen isim Govit oldu ki e, Ankara pistini seven ve bu mesafelerde genelde istikrarlı yarışlar koşan e, safkanlardan biri dün de aslında yarışın başından sonuna kadar arka taraftan yemiş olduğu preslere rağmen bence göstermiş olduğu mücadele çok iyiydi ve e, yarışın yıldızlarından birinin Govit e, olduğunu e, dün için söyleyeyim. Benim yorumlarımda olmayan isimlerden biriydi ancak ona rağmen çok beğendim. Benim ise e, favori hanesinde önerdiğim One and sonlarda yapmış olduğu ataklarla koşuyu kazanan isim oldu. Her geçen gün üstüne koya koya gelen bir safkan e, ilerleyen yaşında dörtlüye döndüğü zaman One and Only'yi biraz daha farklı yerlerde görebiliriz. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Onun dışında e, dün için beklentileri karşılayamayan e, isimlerden biri ise e, PIRGOS oldu, PERCEPTION oldu. E, her iki safkanda maalesef e, dün için kötü koştular. Takipatlarımızdan biri de e, Blue Moonlight olsun. Kendi stilinde koştuğu zaman daha istikrarlı, daha etkili koştuğunu dün bir kez daha gösterdi. Yarışın üçüncüsü, farklar çok fazla yok. Onu da takibe alalım. Goavit'in e, ön tarafta tempo vermesi ki tempoları da gayet e, dengeli götürüyordu. E, Perception ve e, Woz'u kol arkasında takip etti. Düzlüğü de hemen hemen bu şekilde dönüldü. E, bu grubun arkasında viraj üstünde en arkada dönen e, Vanan e, aralardan da güzel yer bulup e, çok diri bir sprint atarak gelip govite hakim oldu. Ama ben ERA'ya da katılıyorum. Govit bugün e, gerçekten e, mücahit de güzel bindi. Aynen. Kardeşim dengeli götürdü. Sonlara kadar da mücadelesini çok diri yaptı. Ama e, çok diri geldiği için e, Van e, hakim alı Fota'yı bulan at oldu. Bugün için e, ikisi de güzel koştu. Ki özellikle Goavit'in e, bundan sonraki yarışlarına daha başarılı olacağına inanıyorum. E, Blue Moonlight'ın geçen yarışına göre bu yarışı daha isabetli ve daha güzel oldu. Bundan sonraki yarışta herhalde bu formunu yükseltirse daha da iyi neticeler alacağını düşünüyorum. Engin abi Blue Moonlight ilgili geçtiğimiz hafta ön tarafta yarış yavaş gidince biraz o rakibini o da boş bırakmamak o için da yakın baskıladı. takip etmişti. O yüzden çok kötü koştu. Dün kendi stilinde bekleme yapınca hani en azından kendi stilinin bu olduğunu bir kez daha gösterdi. Aşağı güzel. yukarı evet doğru söylüyorsun. Bundan sonra dediğin gibi bu stillerde devam eder. Evet. Performansını düşürmezse iyi neticeler alacaktır. Mutlaka. Evet. E, Valla ben keyifli bir yarış izledim. İlk iki atımdı çünkü. E, ile One evet. and Only e, ilk iki at olarak önermiştim. Hangisi cazipse o şey yapıyordum ama hani biraz Govit bende ben de bir tık öndeydi. ilk at Govit Rakip One and Only önermiştim. Yani bu yarışı yapacağını bekliyordum Go açıkçası. İyi bir tempo atı. Bu mesafeleri de iyi yapıyor ve tırnağın ucundaydı zaten. E, ve açıkçası kısrakta gerçekten e, her yarış üzerine koya koya geliyor evet geçildi. One on geçildi ama ben bir sonraki revanşında daha farklı olacağım. Biraz da aradan sonra çünkü koştu evet. Goveed'de. Ben her iki safkanın da kazananın da ikinci kalanın da kazanan kadar başarılı olduğunu düşünüyorum Goveed'in de. Her ikisini birden kutluyorum. Blue Moonlight biraz yarışları arka arkaya gelmişti değil mi? Bir de son koşusunda ön tarafta gidince başarısız evet. kalmıştı dün ama Öndeki iki isimde bir kere govit çok iyi ayarladı tempoyu yarışı çok iyi okudu bana göre birincisi de Van der de doğru rakip seçince şeye yarayabilecek Moonlight'e yarayabilecek o yüksek tempo çok oluşmadı ama buna rağmen güzel bir performans sergilerken de bence etkili bir yarış çıkarttı bir sonraki yarış daha farklı olabilir hayal kırıklığı yaratan isim Perception oldu yine Monserrada beklentilerin bir tık altında kalan isimler oldular. Ben kazananın da ikinci olanında da e, kutluyorum. ekiplerini ilgililerini gerçekten çok iyi hazırlamışlar. Safkanlarını e, ellerine sağlık. Gerçekten. İkisi de güzel koştu. Kazananın eşkar olarak da biraz rakiplerden farklı durduğunu söyleyebiliriz. Kim? Kazanan. One and only. Görüntü olarak rakiplerinden sanki biraz daha yani biraz var. daha farklı bir görüntüsü vardı. Mesela virajı buralarda sırtlarına çıkıyor. Evet. Ee, çok diri geliyor. Aynen Böyle 2-3 boy yapacakmış gibi geliyor ama Govit geldiği zaman tekrar devam etti. Evet. Ee, yani bugün ikisi de dediğiniz gibi e, güzel koştu. Evet. Tebrik ederim. Güzel ülken demiş işte abi jokey tablosunu unutun dün jokey tablosunu. Dün yayınlamıştık. Dün yayınladık. Yani. Engin de değerlendirdi jokey tablosu. Dün e, aygırlar, istatistikler, hepsi cumartesi günleri. Önümüzdeki hafta yine e, istatistikler ve e, jockey tablosu. Önümüzdeki hafta olacak cumartesi günü dedikten sonra. Mr. Wright'a geçiyoruz. Bir sonraki koşu e, yine günün e, sürprizlerinden birini gerçekleştirdi. Ve meydana bu koşuyla birlikte veda etti. Dört şartlı koşuyla meydana veda etti. Değerlendirmelerinizi alalım. Biraz sanki süratli giden bir koşu oldu. Her ne kadar evet hani... Değil, tempo çok, kaçmadılar çok ama değil böyle biraz hani çok hafif o da normaldir. Serkan Bey'in ön tarafta yükü çeken isim olması biraz işte hani interesant. dede olarak biraz o yükü çekti. Ee, Yaş itibariyle en yaşlı o, en tecrübeli de o. Ee, tempo verdi yarışa. Buyur kardeşim sen çok, devam et ben. Çok işte stili dışında koştu abi. Normalde Serkan evet. Bey'in geriye dönük yarışlarına baktığımız zaman sprinter bir safkan. Dışarıdan özellikle süratli giden yarışları çok daha sever ve e, son metrelerde yapmış olduğu ataklarla koşulları kazanan özellikle bir isimdi. ama dün taktik mi öyle verildi kardeşimiz mi öyle düştü öne, öyle düştü yani, yani yarışın gidişatı onu o pozisyona soktu o da or oralarda, değerlendirmek istedi işte böyle stilin dışında koşunca ba baş boyun bir 50. şekilde kilo kat gelir seni geçer teslim olabiliyorsun hani normalde bu yarışı koşturduğun zaman beyaz bulut önde gider işte goygoçaya onu takip eder ee, Serkan Bey daha gerilerde olması gerekiyordu ama artık bilemiyorum ee, ne oldu, ne bitti, neden böyle bir e, taktik gelişti. Orada artık ilgililerinin takdiri diyelim. Evet. Onun dışında kazanını kutlayalım. Ee, Mr. Wright e, grubun Maiden At'ı e, etkili bir yarış koştu ama bu performans sanki ben biraz daha fazlasını yapabilirim e, cinsten bir performanstı. Üst gruplara göz kırpan bir koşuydu. E, İlgililerini kutlayalım, tebrikler olsun. E, beyaz bulutunda biraz daha 1400 ile de bulduğu zaman sanki daha etkili olduğunu düşünüyorum ben. Evet. evet. Burada da dediğiniz gibi Serkan Bey tempoyu verdi. E, Goygaçayan'ın e, yürümedi, o normalde o ön tarafta. Serkan taraflarda. Bey pek bu yarışı yapmıyordu. Önde ilk evet. defa. Yani yani yarışın gidişatı onu o pozisyona soktu. O da oradan devam etmek zorunda kaldı. Zaten Beyaz Bulut'ta sti itibariyle ön taraflara yakın giden bir at. Kilo biraz var. 62 kilo. Ee, iyi yere takip etti bence ee, iyi yerden de çıktı düzlükle sprintini attı geldi Serkan Bey hakim oldu kazanacak pozisyona girdi ama dışarıdan tabi 53 kiloluk Mr. Wright e, diri gelince fotoya aksiyon farkıyla girdi hatta ben ilk etapta ben beyaz bulutu gördüm hı hı. şöyle televizyondan baktığınızda beyaz bulut sanki kazanmış gibi gözüküyordu ama tabii son aksiyonda Mr. Wright indirmiş gelmiş. ve e, birinciliği almıştı güzel birincilik Mücahit kardeşim de çok güzel birinde, iyi yerde takip etti rakiplerin hatası hatta istemeyeyim artık da onların yerinde onların arkasında iyi yer tutarak güzel düzlükte sprint yapıp bu yarışı kazandı. Evet. Tebrik ederim kardeşim. Hemen Kızıl Tuğ'a geçiyoruz. Bir sonraki koşu e, tuttuğumuz, inandığımız isimlerden biriydi. Yarışı çok iyi okudu. Önde e, giden tempoyu hemen arkalarına yattı. Ki hani e, şeyin de radarcının da Kızıl da bu şekilde koştukları takdirde başarılı olacakları aşikardı. Çünkü her ikisi de zaman zaman önlerde de gidebilen isimlerdi ama e, ısrar eden Bilbilan ve Sedat Bey olunca hemen arkalarında gittiler. Ve Kızıl Tuğ bunlardan e, daha diri geleni oldu. E, Bilbilan'la girmiş olduğu ikili mücadeleden de galip ayrılan tarafı oldu. Radarcı koşu üçüncü tamamlarken Şafak baktı. Bu grupta dördüncü. Yani ben bir tık daha iyi koşmasını bekliyorum ama hani Kazara bir alt grubu bulursa affetmez. Çok kolay bir yarış. Biraz kutu. sanki Hakan abi dikkat ettim böyle kantarmayla oynuyor. Ahmet içeriden kırbacı kullanıyor ve Doğru. içeri içeri meyilleniyor Sanki böyle biraz böyle ufak sıkıntı varmış Sıkıntıları gibi. Sıkıntıları var diyorsun. En azından kara kaplı defter adını yazalım. Çözüldüğünde çok daha farklı yarışlar evet. yapabilir diye de hatırlatalım. Kızıl için söylenecek bir şey yok. 4 Dört dörtlük bir yarış yaptı. Evet. Normal şartlarda e, radarcının bu gruptan biraz daha üstün bir safkan olduğunu söyleyebiliriz. Benim görüşüm dün için e, kötü koşmasının tek nedeni daha e, 14 gün önce 2200 mesafeli bir yarıştan 14 gün sonra 1200'e dönmesidir. Bu benim görüşüm. Çok ters. Evet. E, çok ters yani. Arada 1000 metre var. Yarışarcı için mi diyorsun? E tabii 2200'den 2 hafta sonra 1200'e dönersen e, canlı bu sonuçta etkilenecek yani. E, onun sıkıntısını yaşadı. E Kızıltu yorumlarımıza yer alan isimlerden biriydi. Bilbilan bence çok iyi bir yarış koştu. Benzer stilli e, iki tane rakibini bastırıp e, buralara kadar hala daha mücadelenin içerisinde var olmak kolay bir şey değil. O da en azından. E, bu mesafelerde potansiyel bir at olduğunu e, bizlere gösterdi. E, Kızıltuğ'da e, Doğukan Aydoğan kardeşimizi kutlamak gerekiyor. Yarışı doğru yerde takip etti, doğru yerde yürüdü ve finalde de kazandı. Evet. Bil ön tarafta tempo verdi ki güzel tempolar verdi ama e, tabi dezavantaj olarak Sedat Bey'in onu yıpratması sonlarda fotoda Kızıltuğ'a mağlup olmasına sebebiyet verdi. Eğer ki yani bu yarışta Sedat Bey e, ...olmasaydı veyahut da üzerine yürümeseydi... ...biraz tempoları arttırmasını... E, ...gerektirmeseydi... ...bugün Bilbilan potayı bulmuş olacaktı. E, çok iyi koştu. sonlara da tabii kızıltı daha diri gelince... E, ...önde yıpranmış e, Bilbilan'ı... fotoda geçerek bir birinciliği elde etti. E, kardeşimiz de güzel yerde takip etti. Doğru yere takip etti ve kazanan oldu. Evet. Tebrik edelim dedikten sonra. Hemen bir sonraki koşuya geçiyoruz. Star Ruby koşuyu kazandı. Koşunun büyük favorisi Royal Avşar... Hep söylüyorduk start çıkışında oyalanmazsa bir sıkıntı olmazsa iddiası yüksek olacak diye start çıkışında iki boy kadar oyalandı. Kazanan taraf Star Ruby oldu. Hemen alalım değerlendirmeyi. İki yaşlı İngiliz sayılarının made in mücadelesiydi. Evet en önemli detay bence de o Lavşar'la ilgili start sorunu. Startta oyalandı. Her ne kadar belli metrelerde öne düşse de o yarışın ilk metrelerinde yaşanmış olduğun start sorunu finalde senin karşına çıkıyor bir şekilde. Dün de bunun sıkıntısını yaşadı. Ben de biraz bu nedenden dolayı yanına at önermiştim. Star Rubi'de değerlendirmelerinde vardı. Çok süratli giden koşuyu sonlarda yapmış olduğu ataklara değerlendirdi ki bu pistleri çok seven Stromboli'nin anne kardeşi olduğunu hatırlatalım e, ee, bu tayın. Onun dışında start alacağı ilk meydan koşuda çok kolay kazanacak bir tay var. Ee, Big Bet ee, takibi alalım. Çok fazla meydan kalmaz. Kara kaplı için Big Bet diyorsun. Evet. Tamam pekala. Unutmayalım. Bu yarışta Royal Sun tempoyu verdi. Hemen arkasında da Dortmund'la tam e, Tamit düştü. ...Royal Avşar da zaten hemen arkalarındaydı. Düzlüğü de bu şekilde döndü. Royal Avşar... ...çok kolay bir şekilde gibi geldi. Aferin Yarışını aferin yaptı. Işte. Yani yap yapabilecek her şeyi yaptı. Geldi, hakim oldu. 2-3 boyda yaptı ama... ...Star Robin'in no sprinti... ...yani normal üstüydü. Normalde Royal Avşar'ın... ...bu şartlarda 10 defa koşsanız... ...mesela 8 def defasını, 9 defasını kazanır ama... Hı. Bugün bir at anormal derecede sprint yapınca... Önünde yani ...Mustafa da devamlı götürdü, götürdü, götürdü... E, ...aferin. E, Sonra biraz yumuşak elli bir jockey aslında evet. değil mi? Yani öyle şey değil, aşırı kamçı kullanmıyor, çok sert değil ama... ama. ...oturduğu zaman e, isabetli at. olur. Aynı. O zaman içinde oturacaktır. Yüz günde at biniyor. E, sevdiğim de bir kardeşim. Çalışkan da, başarılı. Bizim Recep'in zaten, Recep Manal'ın da oğlu. Hı -hı. E, güzel de bindi, güzel birinci geldi. Kutlarım kardeşimi. E, ama Royal Avşar'ın bugün için yapabileceği bir şey yoktu... Çünkü çok diri geldi. Evet. Mustafa ile ilgili bir benim şöyle bir dipnotum olacak. İzmir sevdasından vazgeçmesi doğru oldu. Aynen. Orayı bırakıp da Adana, işte Ankara buralara gelmesi evet. en doğru kararı oldu. Bravo kardeşim. Kutluyorum seni. Yaptıkları zaten ortada. Evet. Pekala hemen geçelim yolcu ana. Son koşuları beklentilerin altındaydı ama bu koşusunda adeta bambaşka bir yolcuğan izledik. Net ve kolay bir birincilik oldu. Uzak ara bir birincilik oldu. E, Family Joy dün iyi koşmasını beklediğimiz isimlerden biriydi. Undaunted çok güzel bir yarış kazanmıştı. Dün e, değişen birincisiyle nasıl bir performans sergileyecek diye bekliyorduk. Ama dün ne olursa olsun öndeki yata yapabileceği hiçbir şey yoktu Yolcan'a. Yolcan çok farklı koştu. Soydan yine tam böyle oldu, geliyor artık tamam dediğimiz zamanlarda bakıyorsun bir daha geriye gidiyor. Dün yine hayal kırıklığı yarattı. E, değerlendirmenizi alalım. Andavant'ı benim dün bankomdu. Yani bank olarak önerirken de bir önceki yarışında Windy Vest geçmiş olduğu koşuda yarışı baştan sona izleme şansı varsa dostlarımız izlesinler. Öndeki rakibini hep yakın takip eden ve onu kaçırmayan bir isimdi. Eren Efendi'ydi galiba o gün için yarışı forsa eden isim. Ama dün ya kardeşimizle uyum sorunu yaşadı ya bu at Yani dün hiç koşmadı. Yani ön tarafta giden bir rakibim var. Yarış boyunca ona hiç sokulamadı. Hatta arka taraftaki e, Happy World'da o kadar çok didişti ki Engin abi. O Happy World Andante'du e, ciddi şekilde yordu. Çok ama zorladı. Ben de şeyde eray, böyle bakıyorum da atta da şey var. Böyle bir ön tarafa akmama isteksizlik Öyle var çocuk böyle götürüyor. Götürüyor 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 ama Arttırmıyor. Biraz hatta 700'lerde falan başladı götürmeye. İşte bir tampon yedi abi. Bir evet, aralarda evet. kaldı. Ya bir sıkıntılar yaşadı geliyor. Bugün için gerçi şey geçemezdi. Yok, Yolcağına geçme hiç şansı yapamazmış. hiç mümkünatı yokmuş. Çünkü o tempoları verdi. 50 kilo Tabii. zaten. Aynen. Arkaya sürkülas ederek güzel birincilik elde etti. Hani ben önceki yarışıyla biraz yoruyordum. Mukayese yani de. Yakın takip etti öndekini onu. Ama bugün şey yapıyor yürüdü. gidemiyor böyle. Yani atta da var bir. Ee, Ön tarafa adaptasyon Ak sorunu var. Akmıyor. Evet. Akmıyor. Akıcı değil. Peki. Ee, o zaman hemen e, geçelim bir sonraki koşuya. E, var mı Engin'ciğim? Yok. Hemen hemen şey? aynı şey. Yolcan'ın ilgilerini kutlayalım, Kardeşimizi kutlayalım. Tabii ki. Güzel hazırlanmışlar. Kardeşimiz o. de güzel bindi. Tempoları güzel ayarladı. Hemen Mahmudiye koşusuna geliyoruz ve Artuklu koşuyu kazandı. Artuklu hatırlar mısınız? Yarış yaşamına başladığında şöyle yat böyle yat birkaç yarış meydan çıkmakta bayağı zorlandı. Hatta... Birincilerine yarışırsa oranlar yaşatıyordu. Sevgili dersi zor isimlerden biriydi. Olmadı ama şimdi artık devrini tamamen bulduğunu gösterdi. Makine gibi belli bir tempoyu bulunca o tempoyla bir şekilde devam ediyor. Ee, babası Ayabakan'ın oğlu o, e, olduğunu gösteriyor. Ayabakan'a benzer değil mi? O da böyle devrini, temposunu bulur aynen şey yapardı. Farklı tabii, bir tabii. E, aynen. Dolayısıyla Artuklu da e, hani bir aya bakan değil tabii ki ama 10 numara 5 yıldız yarışlar koşmaya devam ediyor. Kum çim ayırt etmeden tebrik ederim. Dün yine çok çok başarılıydı. E, Beyşehirli'nin yarışı tatmin kardı. iyi bir yarış çıkarttı. E, dün burun farkıyla Roma'ya ikinciliği kurtarırken Yurda Kul yine iyi koşması beklenen isimlerden. Dün ben de hayal kırıklığı yaratan Cömert Çocuk, Yırtlas hatta ve hatta Serdümen'den de çok daha farklı bir performans bekliyordum. Üçü de kumdaki performansları çim kadar olmadıklarını gösterdiler. Ama Artuklu'ya dün yapacak bir şey yoktu. Geldikçe devam etti. Evet. Foto finish çizgisi geçince abi baksana kaç tane at taraklama geliyor. <laughs> evet arka tarafta değil mi? 5-6 tane at birden geliyor. Hepsi birden girdi. Güzel bir yarış izledik ama e, Artuklu'nun hani baştan sona e, yükü çekip de sonlarda diri kalması bir kere bir başarı. Onun dışında hani İstanbul'dan Çin pistten kazanıp buraya gelip de performansını devam ettirmesi bence evet. Taylar için Ayrı bir özelliktir. Hani farklı pistlerden, mesela Çin pistten kuma gelmek bana göre her zaman bir dezavantaj ki 13 gün arayla geliyorsun. Onu da yaşamadı. Ee, maşallah iyi bir tay. Zaten Meydan'a şartlı 3 koşuyla e, veda etmişti. Dün de e, rakiplerine bence hakimiyetini hissettiren isim oldu. Yurdakul benim çok tuttuğum bir isimdi. Ben beklediğimi aldım. İyi bir yarış koştu. Dün için öndekine yapacağı bir şey yoktu ama start alacağı ilk kum yarışında Yurdakul kazanır onu söyleyeyim. Artuklu iyi tempo verdi. Tempoları da günün gününde başarılı jokerlerinden bir tanesi kardeşim. Hakikaten e, tempoları çok güzel ayarladı dünkü binli atlarda. Altı dedim zaten ben dönerken virajı. Bitti dedim Çünkü devam edecek belli. E, Mustafa şeyle beraber Romeo ile devamlı rakibini gördü, devamlı üstüne yürüdü ama e, bugün için Artuklu hakikaten daha diri kalandı ve güzel bir birinci geldi etti. Arka tarafta yaraya katılıyor. Dediğim gibi 4-5 tane taraklama girdiler. Güçleri denkti burada bugün iyi olan Artuklu güzel birincilik yaparak koşuyu kazandı. E, Beyşehirli'nin ikinciliği tatminkar. Romeo'nun üçüncülüğü de zaten yakın girdiler. Onun da tatminkar üçüncülüğü var. Gayet tatminkar. Tebrik ederim ilgililerini. Kardeşimi de kutlarım günün başarılı jokeylerinden Üç yarış bir tanesiydi kardeşim. Evet. Bir parantez açmak gerekiyordu bence de. Aynen. Evet. Peki. Bulanlar hayırlı olsun. Şöyle bir tweetlere fotoğrafları gösterelim. Sonra atlayamıyoruz. Adana yarışlarına geçeceğiz. Arkadaşlarım da yer verirlerse sevinirim. E, bilgisayarımı. E, yani dediğim gibi bugün çok yoğun katkı var. Biraz daha e, fotoğraf ağırlıklı gideceğiz ama Hüseyin Bey'e, Volkan Yozgatlı'ya, Kürşat'a, her birine, Erhan'a teşekkürler. İstinye Ganyan, Bayna Akeza, Fikret Turanoğlu'na, e, Rafet Ziya'ya, Berke'ye, Cenk Erim'i soğuk almış Adana'dan selamlar, sevgiler. Oh, Geçmiş geçiş olsun. Kardeşim. Beklerimizi iletelim. Allah nazardan saklasın. Ee, Hakan abi, Mücahit Bey kardeşimiz hakkında konuştuk zaten. Ee, bakıyoruz günaydın yayınlar yüreği güzel insanlar her zaman severek isteyerek istediğimiz başka bir program yoktur. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler Siz de iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Abi dün Dilran koşmayacak haberler çıktı. Antrenörün ağzından yazılmış. Doğru koşmayacak. Antrenörün paylaştığı bilgi var. Bugün diliren koşmayacak. Evet. Onun bilgisini de önceden paylaşalım. Geçmiş olsun deklerimizi iletelim. Hayırlı programlar, hayırlı pazarlar. Tüm dostlara sağlıklı günler demiş Şükrü Çetin. Günaydın, iyi yayınlar demiş Yılmaz Tutuk. Fikret Turanoğlu, Selim Kaya neden az biniyor ee, diye bir soru var. Yine e, Karaço yarışı için düşüncelerinizi bilmek isteriz. Bugün İzmir'de koşacak olan Karaço yarışı için Nihat Polat paylaşmış. Yine aşağı inelim. biraz daha fotoğraf. Noyan Buğra Keskin altısını paylaşıyor. Yine 268 numaralı Ganyan Bayi'nden herkese selamlar, hayırlı günler, bol kazançlar dilerim demiş Melih Ağoğlu. Biz de Rami'ye, Ganyan Bayi'ne, Melih Ağoğlu'na ve 268 numaralı Bayi'ye selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim buradan. Ee, yaşarken öleceğini bilen tek varlık insan buna rağmen kalp kırar, gönül yıkar, kötülük yapar Üstelik hiç ölmeyecekmiş gibi demiş Ali Karbeyaz'ın bir paylaşımı Yine Çavdar köyüne hoş geldiniz demiş Hasan Ulu Ocak İyi yayınlar Beşiktaş'ın hali eray demiş ee, böyle bir paylaşımda bulunmuş ee, ailesiyle birlikte paylaştığı güzel bir fotoğraf. Yine e, aşağı iniyoruz. E, Eskişehir'den selamlar. Oğlumuz Volkan Keyifli demiş. İlker da Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Allah nazardan saklasın. Tamam. Eskişehir'e de buradan. Günaydın. Mutlu sabahları. Yener Selamlar. Sevgiler. Muhteşem Üçlü demiş Bağdatlı. Sağ olsun. Var olsun. Ee, iniyoruz fotoğrafa. İyi yayınlar abilerim. Ekibi zor topladık gene Uzman İlker, Kaçak Emre, Galop Mahmut, Profesör Gökhan, e, mangal öncesi e, Çatalan manzarasında muhabbet demiş Mustafa Gökhan. Genç e, paylaşmış. Grup bir araya denk gelmiş Aynen, selamlarımızı iletelim. Güzel İzmir'den güzel insanlara selamlar, iyi yayınlar demiş Sinan. Sinan'a da buradan selamlarımızı, selamlar. sevgilerimizi iletelim. Sağ olsun, var olsun. O da bizi hep yalnız bırakmayan dostlardan. Fenerbahçe 820'den sevgiler, saygılar demiş Cengiz Göroğlu. Biz de Fenerbahçe 820'ye selamlarımızı iletelim. Şu güzelliğe bak abi demiş Ali Karbeyaz, hakikaten. Ee, abi merak ettiğim konu yeni at sahibi, Sahile ilgisi olmayan bir at sahibi olmak isterse atına bakacak sayısı nasıl bulacak? Valla var yani. Ha, Hayır, siz yeter ki isteyin. İsteyin ama seyis hakikaten sıkıntı. Gerçi sayıs, tabii, çok ciddi yani... sıkıntı. Hele iyi seyis bulabilmek artık ciddi sıkıntı olmaya başladı. Ama şöyle söyleyeyim. E, projeler hayata geçiyor. Yeni biliyorsun seyis evet. e, kursları düzenlendi. Dolayısıyla e, o konuda da e, sıkıntı e, olmaz. Metin Şener'in fotoğrafını paylaşmıştık. Hızlı bir şekilde Adana'ya geçiyoruz. Bugün biraz erken bitireceğiz çünkü eee e, başladı aynen, herhalde. Adana'ya geçelim hızlı tamam. bir şekilde değerlendirmeyi alalım merak. İlk ayak güldür yüzümü ee, 1200 mesafeli koysunu 119.95 ile kazanırken bence göz okşamıştı. E, göz okşamıştı. O yarışını yapan tayın üstüne koyarak devam etmesi gerekiyordu ve bu görüntüde üstüne koyarak devam ettiği yönünde ayakları düz bassın. Şu anki görüntüde bu rakiplere zor geçilecek gibi gözüküyor. E, ekibini kutlayalım. Son iki yarıştır e, tayı farklı bir seviyeye getirdiler. Tormen dün son dakikalarda müşterisi biraz fazla olan taylardan biriydi. Keşke gelseydi çok da iyi bir ikramiyeyi dün için denk getirebilirdik ama ikincilikte kaldı. Takipten düşmeyelim Tormen'e. Spartan Payne tempo verdi. Koca oğlum ve Güldür yüzümün arkalarında takip etti. Bir yarış oldu. Düzlükte içeriden kuvvetli sprint yaparak yarışa gelip hakim olup çok da kolay birinci geldi etti. Bugün kazandığı 3 şartta ama artık yukarıları da 4 şart, 5 şart oraları da rahatlıkla çıkabileceğini gösteren bir at. Güzel birinci geldi etti. Binen kardeşimiz de düzgün yerlerden takip edip atına iyi sevk edince at da çok kolay kazandı. Başarıların devam diliyorum. Güzel birincilik oldu. Evet. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Güldür yüzümü doğru yerde doğru zamanlamayla güzel bir performans sergiledi. Evet ve kazanırken tebrik edelim. Hemen ikinci ayar gelelim. Gökseloğlu koşuyu kazandı. Son metrelerde Gülseren'in bir daha arayı kapamış olmakla beraber Gökseloğlu gülen taraf oldu. E, neler söyleyeceksiniz? Gülseren'in koşuya tempo veren isimdi ki kardeşimiz bence mümkün olduğu kadar idareli gitmeye çalıştı. Hatta elinde de bir atımlık barutu kaldı ki sonlarda tekrardan e, tazeledi Tay. Bu anlamda son haftalarda farklılaşan idman pisi görüntüsüyle e, Gülseren'imin toparlandığını söyleyebiliriz. Ancak e, koşuyu kazanan Gökseloğlu'nun da bir önceki yarışında kısa vadi koşu koştuğunu dün zaten detaylı anlatmıştık. E, gruptan biraz farklı bir görüntüsü vardı. Kazandı. Nereye kadar gider onu bilemiyorum ama e, dün bir şekilde e, kazanmaya başardı koşuya. E, Gülseren'in ön tarafta tempo verdi. Düzlükte e, yarışa hakim olarak döndüğü koşuda e, Gülseren'in eee İçeri doğru sonlarda çocuk tazlik yapıyor, sprint'e kaldırdı. At kendini içeri doğru atmaya başladı ki sprintinde bu etkiledi. Sonlarda dışarıdan gelse de Göksel'e hakim oldu ama içeriden o tabii kaybetmiş olduğu dezavantajı avantajı foto da Gökseloğlu'nun birinci ile sonuçlandı ufak bir sıkıntı var herhalde atla kaynaklı mı yapıyla kaynaklı ikinci olan atla eee o atla ilgili onu söyleyecektim. Demin müdahale ediyordum hani şey yaptım. Buyur abi. Yarış hayatının ilk koşusunda hatırlıyor musun bu atı? O at. bayağı oldu yani bir yaz sezonunun başıydı. Adana'da bir koşta start çıkışında bu atı aldılar, götürdüler. Göğsü mü, parça parça şey girdi. Furkan binildi değil mi? Furkan biniyordu Burada. galiba. Bariyerlerin falan şeyi girdi, kesti falan. Çok uzun süre tedavi gördü falan koştu ve İlide yani, psikolojisi. ilk koşusunda de. ciddi anlamda mental sıkıntılar yaşadı. Onu da ha, onu gibi. söylemek için hani şimdi belki hatırlamayabilirsin diye şey, Anladım abi doğru. Tamam şimdi, oturdu. girdim. <laughs> şimdi, şimdi oturdum. girdim ha. Şimdi oturdu. Ya yani bir o içeri doğru var. mailini falan yapmasının sebebi... Yarış hayatının ilk koşusunda çok sıkıntı yaşadı. Hatta Furkan çok ciddi bir tehlike atlattı Evet yaptı. evet. Kafası vuruyordu şeye direkt... Hatırladım şimdi geldi. hatırladım. Evet abi o ışıklandırmanın... Aynen. Hatırladım hatırladım. Beraber hatırladım. miydik o zaman? Tabii tabii beraber. Beraber miydik? İlk zamanlarda i̇lk herhalde. İlk zamanlarda abi. belki ben... Hani tamam şimdi hatırladım aynen. abi. E, aslında iyi bir at. E, dediğiniz gibi o mental sıkıntıları zaman içinde çözülürse daha iyi neticeler evet. alacaktır. Kazananı tebrik edelim. E, güzel birinci geldi Peki Demirbüken'e geçiyoruz hemen. Ee, bir sonraki koşu yine o da keyifli mücadelelik. Okey. Ee, son metrelerde geldi ama aradaki farkı 3 boya kadar düşebildi. İkinciliği Feslandan kurtardı. Eee okey de yani artık eli kulağında olan isimlerden. İyi de koştu de, koşuyor, iyi koşuyor ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Bu kez onu gerçekleştirebilir diye düşünüyorduk ama Demirbüken hani hakikaten çok güzel yarışlar çıkartıyor. Bunu da burada hep birlikte gördük. Evet herhalde. Çok koştu. Yani biraz eksik koşsun diye ben dua ettim ama <laughs> yok koşmadı maşallah gruba çok kolay hakim oldu. Bence iyi bir kısa mesafatı. Bu mesafelerde 1200-1400'lerde icraatını yapar. Adana çimini çok seviyor. Yarış hayatının üçüncü birinciliği üçü de Adana pistinde. istikrarlı koşuyor. Ee, onun dışında okeyi zaten takip ediyoruz ama Festan e, kazanana kadar bende artık olmayacak. Ben peşini bıraktım. Peki abi. Benden dama diyorsun artık. Yani, 6-7 aydır tamam. oynuyorsun. Kazandığı zaman bende olmasın. En azından o gün kaybedeyim. Peki. Yani Şirkan iyi tempo verdi yarış da süratliydi biraz ee, hemen akabinde de zaten e, Demirbüken kolay bir şekilde devam etti geldi zaten yarışa hakim oldu güzel bir birinci geldi etti net bir birincilik kolay bir birincilik ki bu, yarış, bu tip yarışlara daha da adından söz ettirecek gibi gözüküyor ee, Okey'in dediğiniz gibi e, ikinciliği Tatminkar Fest Han e, mücadele etti. ön taraflara yakın tutunmaya çalışıyor ama bu kadar evet peki ee, ...daha fazlası yok diyorsun. Bence bu kadar. Yani geliyor ama bu kadar. Peki. Hemen No Change Eray... ...sen e, dün paylaşmıştın... ...özellikle cazipti. Hemen... ...senden değerlendirmeni alalım. Yani aslında... E, ...benim değerlendirmelerim de yoktu ama... ...tam yorumları yazıyorum. E, sağ olsun Adana'daki dostlar... ...işte abi ne yapıyorsun gibisinden... ...böyle böyle hani No Change'i gördüm çok iyi... e dedim o zaman ilave edelim... ...kuponlara yazmadan olmaz. E, bu anlamda No Change'de hakkını verdi. Çok iyi koştu ama... Ee, ...üzerindeki kardeşimiz de iyi bindiğini söyleyebilirim. Onun dışında e, Bestofela'da çok ciddi düşüş var. Evet. Yani Ankara'da o ilk yarışını kazanan e, Tayla uzaktan yakından alakası yok. Metafora bence aynı yarışını yaptı. İyi koştu ama dün için öndekine yapacağı herhalde fazla bir şey yoktu Engin abi. Doğru söylüyorsun. Zaten tempoları da iyi verdi. Aynen. İyi ayarladı kardeşimizi. Önde çıktı. fotoya kadar da o üstünlükle güzel birinci geldi etti. Metafora'nın ikinciliği tatminkar. Bence yerinde geldi. Dediğiniz gibi e, Best of Ela e, bugün için yani de, sanki performansında biraz geriye gidiş var gibi gözüküyor. Evet. Hemen Lazerin'le devam edelim Eray. E, Lazerin de Adana çimine e, uyum sağlayan isimlerden biri. E, gelmiş olduğu bu pistte e, daha önce dördüncülükler elde etmişti ve bu kilo avantajını bir şekilde kullanması gerekiyordu. Stil olarak da yarışlar önlerde kabullenen bir isim. Dün ama kardeşimiz hiç acele etmedi. Baktı ki yarı süratli gidiyor. O bariyer dibindeki tutmuş olduğu yeri kaybetmedi. Ta ki viraj dönüldüğü zaman baktı ki o koridoru biraz kapalı. Biraz dışa aldı Engin abi. Oradan sonra yapmış olduğu ataklar Tay'a birinciliği getirdi. İyi de oldu. AGF'de bayağı bir geri planda kalmış isimlerden biriydi. Ama benim dün favori hanesinde önerdiğim bu kısrak beni mahcup etmedi. Altılı yani ikramiyesini de herhalde ikramiye yapan isimlerden isim biri. Evet. Burada Barbarayla'nın tempo verip ki iyi tempo verdi. Düzlüğe de bu şekilde dönüldü. Lazer'in de hemen arkasında iç tarafta yerini tutmuştu. Biraz daha tempoları idareyle götürmeliydi diye düşünüyorum ben Barbarayla'nın. Barbara yani, Barbara yani hemen arkasından içeriden çıkıp dışlarından sprintini atan Lazer'in de ki isabetli karar, doğru karar verdi kardeşimiz. tebrik ederim. Dışlarından çıktı geldi. Sprintini attı yarış kazanan taraf oldu. Barbara yani'nin biraz daha e, tempoları idareli götürürse daha başarılı olacağını düşünüyorum. E, Tussun ikinciliği de yine tatminkar. Peki. Hemen Pirsuslu'ya geçelim. Günün favori isimlerinden biriydi. Tempoyu da çok iyi ayarladı. Ee, hani santim santim diyebiliriz. Poto'ya da bir şekilde Pirsuslu'yu attığı birincisi. Astrakans'a tüm çaba ve gayretleri onu tam potaya yakın atlamak için de ama olmadı. Ee, bir değerlendirme alalım her ikinizden de. E, 13 start biraz dezavantajdı e, Tay için ama ona rağmen o adım adım içe doğru gelmeleri o başa düşmesi doğru hamleydi. Ee, kardeşimizin kardeşimiz yapmış olduğu bu hamleler. Mümkün olduğu kadar da viraj dönülene kadar idare etti ve sanki o hamleler rengin abi birinciliği getirdi. Yoksa oralarda da Adide babam gitseydi finalde zaten 13 start olur. biliyorsun 12'den sonra bir aralık oluyor. Evet. Yani neredeyse iki, iki box da bayağı bir dış oluyor. Oradan tutturup da dıştan gelip ön tarafta alman tabii ciddi bir mesafe kaybı. Ona rağmen bugün sen de dün özellikle seni de tek vermiştin evet herhalde. He. <laughs> Günün tekiydi sende. De ee, özellikle de seyrettim ki hak etmiş, ha. iyi takip, tebrik ederim kardeşim. Rica Çıktı. çıktığı. Ee, bugün için şöyle söyleyeyim, bunlardan bir tık daha üstte, Mutlaka. daha baskın. Kardeşimiz de güzel bindi. O ilk baştaki yıpranmış olduğu e, mesafe kaybını biraz aradaki e, viraja kadar olan zamanda biraz nefeslendirip Aynen. hafif düzlükte de etkili sprintine devam edince birincilik kaçınılmaz oldu. Güzel birincilik. Ee, ben burada Astrakan'ın ikinciliği Tatminkar. Çırakla ilgili bir şey söyleyeceğim. Geziyor. Yani gücü var. Kendini vermiyor. Ee, dikkat ederseniz bir içeriye bir dışarı. Bununla ilgili bir sorununu çözerlerse e, çok yakın zamanda netice alırlar. Çünkü kuvvet var, güç var. Onu yarışa yansıtmıyor. Geziyor devamlı. Ayrının işte. başında da iyi yarışlar çıkarmıştı aslında. Çok iyi yarışları vardı. Ama e, belli ki bir şey atlattı seni dediğin ha, gibi. Hatta evet, geziyor o, çünkü devamlı geziyor. Tazlik veriyorsunuz. 4-5 boy geç çıkıp sonlarda yaptığı ataklarla kazanan taydı sanki. O gün de bayağı bir üzülerek kazanmıştı. İşte Engin dediği gibi evet. sıkıntıları var. Belki, belki muhtemelen... Evet, taziyince yiyince geziyor. Bu evet. uyarıyı da yapmış olalım en azından değil mi? Ee, evet abi. Engin tarafından. Peki şöyle bir bakalım hemen tweetlere. Bulanlar hayırlı uğurlu olsun. Ondan sonra dediğim gibi bugün biraz erken bitireceğiz ama gelsin ekrana hemen mesajlar, e tweetler. Kayhan Tekdoğan iyi yayınlar. Güneş sizin gibi değerli güzel insanlarla başlamak. Ayrı bir güzel abi demiş. Engin abi çok selam demiş. Kayhan Tekdoğan paylaşmış. Evet, Kayhan'a da biz de selamlarımızı iletelim. Fotoğraflara bakıyoruz. Abi mutlu pazarlar bugün aşamaz. Can kardeşleri zorlar diye düşünüyorum. Sizin yorumlarınızla bekliyorum. İzmir'den selamlar demiş. Yorum ve tahminlerimize zaten paylaşacağız. Cihangir doğru söz paylaşmış. Yine e, fotoğraflar. Merhaba iyi yayınlar. iki güzel insanla İzmir Hipodromu'ndan selamlar. Kaybetmeyi aklından geçiren yaşamı da bedavadır demiş. Sevgiler demiş. ...Sadrettin Turan paylaşmış. Sadrettin Bey de buradan selamlar. Emrah Haktaş iyi eğitimler. Bugün ailemizin yeni üyesi... ...canım oğlum Neruda'yı geçemezler benim diyor. Emrah Haktaş paylaşmış. Biz de başarı dileklerimizi iletelim. Yine e, fotoğraflara geldik. Abi hayırlı hafta sonları bugün aşamaz onu... ...okumuştuk yukarıda. E, Temel Takır, babamla şablonu hazırladık demiş. Yine e, e, kara tahta... ...artık kara tahta yok Beyaz tahta önünde böyle bir şablon hazırlamış... ...Temel Takır ve kardeşimiz. Yine Murat Aşkın, abi... E, Şimdi fotoğraf gönderip üzerine başka şey yazıyor. Bu kardeş hep öyle yapıyor. Bu arkadaş ben farkındayım bunu Murat'a Aşkın. Hani fotoğrafları gösteriyoruz ya. Evet. Fotoğrafları gösterip ama yukarıda soru başka hani. Onu okuyor. kira alakasız bir şey. Alakasız şey o yüzden biz bu kardeşimize e, sağ sağlık sağ sol vurmaya çalışıyor da işte o kırmızı kart sebebi. Hı -hı. E, i̇şte sağlık saat dileyelim. Şiş sarıdan. <laughs> Çünkü fotoğrafları gösteriyoruz da fotoğrafı gösterince yukarıda alakasız bir şey var. Yani onu birkaç haftadır yapıyor. Ben hani şey yapıyorum ama neyse. Zülfikar Altunkanat'a buradan selamlar. Hakan mesaj göndermiş Kılıç Aslan. Çok sağ ol Hakan'cığım. Çok olsun. çok sağ ol. Yok cepten göndermiş bana. <laughs> Geçmiş olsun diyor. <laughs> ee, sağ olsun. İyi yayınlar Hakan Bugün günlerden can kardeşler. Kan Kanuni Cen Cango Sultan Selim demiş. Kartal'ın Volkan paylaşmış. Yine aşağı iniriz. Sinegan Yanbayan'a teşekkürler. Kardeşimizle paylaşmıştık. Şimdi bir nostalji erişi yayınlayalım diyorum ben. Engin... E Önceki yıllara bir dönelim, bayağı bir geriye gidelim. Ee, yine senin böyle keyifli yarışlarından birini yayınlayalım diyorum. Söz vermiştik biz şeye hatırlar mısın Ümit Bekmezciye? Yani Orhan abi de Orhan abiye de. Aynen Ümit Bekmezci istemişti. Ümit de evet kardeşimiz evet. Ümit de istemiştim. istemişti. Ümit Bekmezci istemişti. Biz de onu o zaman e, gönderelim. Bu arada dostlarımızdan da fotoğraflar, şeyler, fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bir gösterirsek çünkü onlar da bizim gibi. Ee, hafta içi hafta sonu mesai saatli her şey e, iç içe giriyor meslekleri icabı ee, biz başarı dileklerimizi karavandan selam saygı ve iyi yayınlar demiş meşhur karavan e, hocamızın dolayısıyla biz buradan e, selam da selamlarımızı iletelim e, bu akşamda. da Savaşçı. Savaşçı vakti. Onu da kaçırmıyoruz biliyorsunuz. Çok Dolayısıyla da iyi gidiyorlar. Çok da iyi gidiyor tabii. Hocamızın eli değdi mi? Pazartesi günü karnevi geliyor. Evet. Yani bizim karnemiz <laughs> şeydir yani. Mesle onlar tabii bizim Aynı. karnemiz şey. Ertesi günkü e, datalar. Evet. E, bir bakıyorsun böyle. Maşallah. Maşallah çok da iyi gidiyor. Emeklerinin karşılığını almaları çok güzel tabii ki. En önemlisi tabii o. Ciddi de emek veriliyor tabii. Çok çok. ...dolayısıyla biz dostlarımıza buradan selamlar... Selam olsun. E, ...Savaşçı ekibine de buradan... ...tanıdığımız tanımadığımız herkese selamlarımızı... ...sevgilerimizi iletiyoruz bir kez daha hocamızla... Da, e, ...da başta olmak üzere... ...haydi bakalım senin nostalji yarışlarından biri... ...Melihan geliyor... E, ...14 Ekim 1999... ...İstanbul 4. koşuyu kazanmışsın... ...bakalım kimlere geçmiş... A grubu Arap atları... pistte çıktılar... Bir numaralı... ...Börühan Ömer Kaya'yla... 2 numaralı Magrib Süleyman Aktı ile 3 numaralı Melih Han Engin Yalçın'la 4 numaralı Şövalye Halis Karataş'la 5 numaralı Taha Akın Özdeniz'le 6 numaralı Adatepe Ahmet Atçı'yla 7 numaralı Baba Yıldız Selim Kaya'yla ve 8 numaralı Sancak Bey'i Şinasi Gökçe ile Dördüncü koşuya Sarayburnu koşusuna katılıyorlar. Start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı Adatepe bir boy sonra koşuya başlıyor. Orta kulvarda 3 numaralı Melihan. Hendeş kulvarda 2 numaralı Magrib. Eniş kulvarda 4 numaralı Şövalye. Aralarında bir numaralı Börühan şeklinde bin startına doğru gidiliyor. İç kulvarda 3 numaralı Melihan 1200 startı geçilirken dışındaki 1 numaralı Börühan'la liderlik mücadelesi yapıyor ve dış kulvardan 1 numaralı Börühan koşunun liderliğini alıp bir boy fark yaparken tekrar yarım boy kadar içinde 1000 startı geçilirken 3 numaralı Melihan bunların yarım boy kadar dışlarına 2 numaralı Magrip'in geldiğini görüyorum. Bunların sarılarında şimdi dış külvardan 8 numaralı Sancak Bey'i onun da yarım boy kadar dışından 7 numaralı Baba Yıldız en iç külvardan 4 numaralı Şövalye'de öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyorlar. Bir numaralı Börühan kaçıyor. Şimdi yarım boy kadar dışına 3 numaralı Melihan. Onun dışından iki numaralı Magrip geliyorlar. Bunların bir buçuk boy kadar gerilerinde de 3 at var. Orta kulvarda 8 numaralı Sancak Bey'i. En, en iç kulvarda 4 numaralı Şövalye. Onun dışından 7 numaralı Baba Yıldız'la öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Orta kulvarda 1 numaralı Börühan liderliğini korumaya çalışırken dış kulvardan 3 numaralı Melihan atak yapıyor. En iç kulvardan 8 numaralı Sancak Bey'in ve 4 numaralı Şövalye'nin de çabalarını görüyorum ama... ...3 numaralı Melihan gelip 1 numaralı Börühan'la başa baş bir şekilde birincilik mücadelesini sürdürüyorlar. En iç kulvardan 4 numaralı Şövalye'nin de çabaları var. 3 numaralı Melihan'ın içinden tekrar 1 numaralı Börühan... Han geliyor. Yerlerden Sancak Bey'in ve Şövalyenin de çabaları var. Yarışın son metreleri ancak koşuyu 3 numaralı Melih Han kazanıyor. 4 numaralı Şövalye ikinci olurken üçüncülük için 8 numaralı Sancak Bey ve bir numaralı Börühan bitiriş çizgisini birlikte geçiyorlar. Kim üçüncü oldu? Buna varış hakemleri karar verecekler. Saadettin Boyraz'da. 2 numaralı Desert Warrior Kadir Altınöz'de. 3 numaralı Kaya Bey Tınay 4 numaralı Ortak Halis Karataşla 5 numaralı Private Memories Yemen Tunç'la. 6 numaralı Rüzgar'ın kızı Engin Yalçın'la. 7 numaralı Sarsal'a Ahmet Atçı'yla. 8 numaralı Twist of Fate Bekir Gökçe'yle. Ve 9 numaralı Villa Real Ertuğrul Can Kılıç'la Mimar Sinan Koşusu'na katılacaklardır. Taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Sarsala bir boy Private Memories 3 boy kadar starttan geç çıktı İlk metrelerden sonra Desert Warrior koşunun liderliğini alıp Yarım boy farklı liderlik temin ediyor 2000 metre start yeri geçirirken Evet Desert Warrior koşudaki liderliğini Kaya Bey'in önünde koruyor. Üçüncülükte Villareal'i Görüyorum. Bunların sağlarında 3 kulvarda Şams. Dışında ortak daha sonra Twist of Fate. Daha sonra Rüzgar'ın kızı Daha sonra Sarsala ve Private Memories Sırasıyla 1800 metre Start yeri geçirdi değerli izleyiciler. 2 numaralı Desert Warrior koşudaki liderliğini korurken 9 numaralı Villarreal ikincilikte. Bunun sağrısında 3 numaralı Kayabey'i görüyorum. Kayabey'in 1.5 boy gerisinde ortak. Ortakın yarım boy içinde Şams. Şams'ın bir boy gerisinde Rüzgar'ın kızı. Hemen dışında da Vistofveit. Bu ikinin iki boy gerisinde Sarsala. Sarsala'nın sağrısında Private Memory sırasıyla 1400 metre start yeri şu anda geçiliyor. Desert Warrior Koç'taki liderliğini bir boy olarak koruyor. Yine ikincilikte Villareal'i izliyorum. Villarreal'in yarım boy kadar, bir boy kadar gerisinde Kaya Bey. Kaya Bey'in sağrısında ortak, ortakın bir boy gerisinde Şams. Şams'ın bir boy gerisinde Twist of Fate. Twist of Fate'in yarım boy kadar içinde Rüzgar'ın kızı. Daha sonra Sarsala ve Private Memories. Son bin metreye doğru geliniyor. Desert Warrior koştaki liderliğini koruyor. İki boy farklı liderlikle son bin metreyi önde geçiyor. Yine Villa ile ikincilikte görüyorum. Üçüncülükte yarım boy kadar içinde Kaya Bey bunların bir buçuk boy gerisinde ortak. Daha sonra Şams, daha sonra Rüzgar'ın kızı Twist of Fate, Private Memories ve Sarsala. Son 800 metre geçiliyor. Desert Warrior önünde iki boy farklı koşunun nedir ikinciliğe Kaya Bey'in gayretlerini izliyorum. Hemen dışında Villa Real'de var. Son 600 metre geçilirken bu ikilinin bir boy gerisinde Şams ve ortak. Ve son 600 metre geçirdikten sonra orta kulvardan Villa Real ve Kaya Bey ikilisi atak yapıp önde kaçan Desert Warrior'ı yakalamaya çalışıyorlar. Son 400 metre geçiyorlar değerli izleyiciler. Orta kulvarda Kaya Bey. Hemen dışından Villarreal bunların dışından Şams ve ortak atak yapıyorlar. Son 200 metreye doğru geliniyor. Şimdi en dış evet Kaya Bey atak, Şams atak yapıyor. Rüzgar'ın kızıyla birlikte liderliği almaya çalışıyor. Rüzgar'ın kızı dış gelip koşunun liderliğini alıyor. Son 200 metre geçirdi iç kulvardan da ortakın çabalarını izliyorum. Rüzgar'ın kızı koştaki liderliğini koruyor. Dış ortak geliyor. Rüzgar'ın kızı koşunun lideri ortak iç kulvardan geliyor. Rüzgar'ın kızı önde ve potayı bulan Dayda Rüzgar'ın kızı ve ortak arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak. Koşunun üçüncüsü Sarsal oluyor değerli izleyiciler. Birincilik ikincilik kararı Rüzgar'ın kızı ve ortak arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak. Dünya sanat tarihinin adını altın harflerle yazılmış büyük usta Mimar Sinan adına düzenlenen koşu az önce yapıldı. Celalettin Alkan ekürüsüne ait Rüzgar'ın Kızı isimli Tay, Jockey Engin Yalçın'la bu önemli koşuyu kazanmayı başardı. Kupa törenine geçiyoruz. Kupayı Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Profesör Tamer Başoğlu adına Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Mimarlar Odası Eski Başkanı Profesör Doktor Cengiz Eruzun kazanan sahibi Celalettin Alkan'a takdim ediyorlar. Ee, tebrik ederim atınız çok güzel koştu Ben fazla ilgili değilim ama çok ilgimi çekti atları da çok seviyorum ve atınıza oynadım kazandık <laughs> sembolik tabii. <laughs> bu başarılarınızın devamını diliyorum Tamer Başoğlu Sayın rektörümüz Profesör Doktor Tamer Başoğlu Edirne'de bir zafer anıtının açılışı nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından ödüllendirilecek. Onun için kendisi bulunamadı. Bu görevi bana verdiler. Ben size e, bu plaketi e, Mimar Sinan Koşusu'nun birincisi olarak size takdim ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Böyle bir ustanın kupasını almak nasip oldu bana. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, iki blok yaptık. Melihan, Rüzgar'ın oğlu, Rüzgar'ın kızı e, yarışlarını. Bir değerlendirme almayın, Çünkü her ikisi de önemli koşular, Her ikisinde de önemli atları geçmişsin. Hem Melihan'la hem e, Rüzgar'ın kızıyla birlikte. Bir de genel değerlendirme. Şöyle gözlerimizin pası silindi arka arkaya. Evet, Melihan'ın e, özellikle yarışıyla başlayayım. Koşan atların hepsi biliyorsunuz şu an e, Aygır tablosunda da konuştuğumuz atlar. E, Çoğu, işte. aynı. E, Gülercekir üstünden çıkan var. E, mesela Melihan da Gülercekir üstünden çıkmadır. Orhan abiler almıştır zamanda. E, biz de devam ettik, bindik yine birkaç tane yarış kazandım ben Melihan'la güzel. Ama bu yarış çok güzel bir yarıştı. Burada Taha var, Magrib var, Şövalye var, Şövalye var, Börühan var. Sancak Bey var. Yani bunlar zamanın çok iyi atlarıydı. Onların içinde böyle güzel ve düzlüğe kadar da kolay gelip e, hakim olup güzel bir birinci elde etmek tabii e, iyi bir netice oldu bizim için. Güzel, keyifli bir yarıştı iyi rakiplere geçtik. Mesafede biraz aleyhine daha kısaları daha çok yapardı Melihan. Ona rağmen hani 1900'de kazanması ki sert rakiplere rağmen kazanması bence de başarılı. bilen bir joket. Bu iyi ayarlıyor. Biraz kantarmasında şeydi. Erken yürütürsen sıkıntı çıkartıyordu. İşte yani iyi ayarlamanız lazım. Kısa yarışı kısaltıp diri girmeniz lazım fotoya. İyi daha ayarlamışsın. <laughs> daha da olsun. <laughs> Sağ olsun. Orhan abi de ben daha önce de Gülercek üstüne de bindim de kazanmıştım. Öyle hatırlıyorum. Sonra Engin sen anlaşıyorsun dedi Orhan abi bize. Hı -hı. devam etti bindik bugün grup yarışıydı bu kazandık. Koşta bindiğin atlarda vardı. Deryana bindim kazandın. Magreb'e evet. evet. ee, Magribe e e bindim kazandın. Ee, aklıma gelen aklıma gelen diğer Alta'ya bindim ama Tahay'a binmedim. Alta'ya Alta'ya. Bin, şeyle geçmiştin. Yelhan'la geçiyordun. Yelhan'la iki atla. Hem yarıştı. Haralar finalinde halalarda Bugün hara şey hem de hem şey, de şey şeyde, Hatay'da. Hatay'da ikisini birden şeyde geçmiştin. Eee Yelhan'la geçmiştin. Burada yine Taha'yı geçmişsin ama bu sefer de, bu sefer de Melihan'la geçmişsin. Böyle zaman zaman sağdan dostlarımızın da talepleri olunca yayınlıyoruz geriye dönük onu. Evet. Ümit Bekmezci istemişti abi. Engin'le kazanmış olduğu bir yarış vardı. Ne dersin Tabi tabii sana pozitif. Kardeşimizin hatıraları canlanmış Aynen olsun. onu da canlanmış olsun. Hakikaten sen de çok iyi sevk ve idare etmişsin her yerde. Ee, genelde pek öyle şey e, hani senin yarışlarını ben izlerken Bakıyorum bir daha tekrar tekrar hani eski tabi eskiden hatırlıyoruz da şimdi nostaljilere bakarken yani böyle hani çok az kamçı yani çok gerektiğinde birkaç tane yani kullanıyorsun. Burada da Melihan bir son bir kamçı öyle bir şey yapmışsın. İstemiş Mümkün orada atartmış. İstemiş zaten evet. hemen. Toparlanması çok, için. Aynen çok doğru yerde görmüşsün onu da hakikaten kazandı. Mümkün olduğu kadar. Çünkü yani onlar zaten koşmak için yaratılmışlar. Biliyorlar da çok nadir işlerinde bazısı böyle inatçı çıkar. Hani biraz teşviği fazla ister ama evet. genel anlamda eğer at ise gücü de varsa sadece jokeyin kan tarmasını iyi ayarlaması lazım ki o zaman kırbaca fazla gerek kalmıyor. Kırbaç sadece teşvik, sevk yani ufaktan dokunup hareket ettirmek. Gereğinden fazla kullanmak bence Doğru değil, doğru. onu hiç tasvip etmiyorum ki bazen de görüyorum birkaç tane kardeşim var yapıyor, doğru değil, sonuçta altındaki can, e inan olsun yani onlar da dişini tırnağa takıp. Oraya kadar mücadele ediyorlar. Peki Rüzgarın Kızı yarışta gelsin. Onun da bir değerlenmesi. O da çünkü Olur. hakikaten önemli isimlerden biridir Rüzgarın Kızı da. Ee, Celal abi Celalettin Halkın ekibinin kıymetli kısraklarından ve ki yarışta da çok önemli isimler varmış. Ortak var yani. şey var Kaya Beyler, Sarsalar yanılmıyorsam. Yatlar vardı, gün, yat evet, var dönemlerde. Evet. Bilirayel var. Bilirayel'e de bindim ben Şeref abi'den. Allah rahmet eylesin. Atlara bindiğimiz atlara böyle değişik değişik denk geliyorduk. Denk geliyor. Onu da değerlendir istersen bu koşu. Rüzgarın kızı zaten zamanın iyi atlarından. Tabii çok. İyi kısraklarından bir tanesiydi ki burada erkek rakiplerini bastırarak foto'ya kadar hele ortakla yaptığı mücadele çok ciddi bir mücadele ve güzel bir mücadeleydi. İnanıyorduk zaten kazanacağımıza. Direktifi de Celal amcam özellikle vermişti. Bekleyecektik. Güzel bekledik. Diri sprint yapardı. Hı, hı. Bugün de öyle oldu. Ön tarafı fazla bulaşmadan, e, atımızın eforunu harcamadan düzlüğe sakladık. Düzlükte de sprintimizi, kulvarımızı bulup düzlüğümüzü ayarlayıp yürüttü, yürüttük orada. E, zaten sonlarda ortak geldi içerilerden ama e, benim kısak iyiydi ve güzel bir netice, net bir birinci geldi etti. Evet Eray senden dinleyemiyoruz. Bence sahalarımıza gelmiş en nadide kısraklardan biriydi. Aynen. Çok iyi bir yarışlara vardı. Uluslararası Topkapı, Uluslararası Anadolu koşuları galibiyetleri. Gazi koşusu ikincisi kavranan arkasından Dıştay deneme ikincisi, kısrak koşusu ikincisi. Çok başarılı kısrak. Daha ne yapsın? <laughs> ne bekliyorsun daha yani bir kısraktan? Değil mi? E, Maşallahlık bir attı. E, izleme şansımız da olmuştu. Engin abinin de binde şansı olmuş. Ne mutlu ona. <laughs> Güzel bir an oldu bizim için. Evet. E, evet. Celalettin Al e Alkan Ekürüsü de çok kıymetli camiamızın çok kıymetli ekürülerinden ki e, evlatları şu an e, Celal amcamız da başında gerçi ama... E, Kerem de Tolga da şey yapıyorlar. İkisi de e, gayret Aynen. ediyorlar. Başarıları daim olsun. Hep var olsunlar inşallah bu camialarda. Aynen. Geçen... E ee, bir yere gidiyorduk. Şeyde cep telefonundan yarış izliyoruz. Hani koşuyu takip edelim diye. Kocaeli'de bir ata gitmiş. Eee Caadet'in yani Arap tayına bir tane yani ortalama bir Arap tayı yani bir yarış Çok seviyor atları ama. Evet, çok Evet. Yani Kocaeli'nde orada türbünde gösterildi. Zanos. Yani Zanosun Zanos yarışında. Zanos. Dolayısıyla baktığında hani hakikaten ne kadar çok ilgi duyduğunu, ne kadar çok atlarla iç olmaktan keyif aldığını görüyoruz. Allah uzun ömürler versin. Yılları. Celalettin Alkan'ı o da. Ee, dediğin gibi Kerem olsun, Tolga olsun. Onlar da e, babalarımızdan çok değerli. İkisi de devam ediyorlar. Burada da hakikaten e, taktik de doğruymuş. Doğru bir taktikle de sen e, aldın, götürdün. E, Tabi Tempoyu birazcık şey yaptık ama ben dedim ki araya bir tane daha bir sıkıştıralım mı? Ee, Geçer dün çünkü yayınlayamadı. <laughs> dün bir tane yayınlamıştık evet. ama buraya hazır gelmişken şöyle bir de yine Araplardan açılmışken böyle sen, senin çok bütünleştiğin Arap atlarından birinden şey yapalım. Cekir'si deyince Yavuzan tabii. Ee, hem Ekir'in tabii çok ciddi anlamdaki isimlerinden Hem de Yavuz Anla Engin Yalçın da çok güzel yarışlar kazanmıştı 29 Temmuz 1995 bu bayağı bir eski Baya hemen senin... hemen yeni zamanlarım İşte senin de yeni zamanların ama İlk işte zamandarım. kumaş kumaş abicim belli oluyor yani Kumaş hani, <laughs> o zamandan belli oluyor ee, 1995'e gidiyoruz ee, 29 Temmuz Karacabey koşusu Yavuz Han ve Engin Yalçın'la birlikte izliyoruz onları Evet sevgili izleyiciler, sevgili yarışseverler. Günün dördüncü koşusu açık. Karaca Karacabey koşusuna katılacak olan A grubu Arapatları izlediğiniz gibi çim piste çıktılar. Bu koşuya bir numarayla Banaz Bey, Jokey Dede Mutlu ile iki numarayla Sarar, Jokey Saadettin Boyraz 3 üç numarayla Timurhan, Jokey Selim Kaya ile dört numarayla 2 Bihter, Jokey Tınay adışenle 5 numarayla Sergen, Jokey Ahmet Açı ile 6 numarayla Yavuz Han, Jokey Engin Yalçın'la 7 numarayla Arabım, Jokey Orhan Ok'la ve 8 numarayla Pınarcan, Jokey Cuma Dursun'la bu koşuya katılıyorlar. Kulvarındaki yerini alıyor. Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı Pınarcan Arabım. Rakiplerine oranla 2,5 buçuk boylara koşuya başlıyorlar. 2 numaralı Sarar çok iyi bir start alarak 1,5 boy fark temin ediyor. Timurhan Sergen ve Banaz Bey üçlüsü öndeki 2 numaralı Sarar'ı kovalıyorlar ve 1400 startı geçiliyor. Sarar 1,5 boy farklı liderliğini koruyor. Timurhan ve Banaz Bey ikilisinin önünde Sarlan'da Sergen bunların dışına Yavuzhan geliyor ve 1200 startına doğru gidiyoruz. Sarar bir boyluk liderliğini koruyor. Dış kulvardan Timurhan atak yapmaya çalışıyor. Bunun için de Banaz Bey bunların sarlarına Yavuzhan geliyor ve bin startına doğru gidiyoruz. İç kulvarda Sarar şimdi dışından Timurhan atak yapıyor geliyor. Bin startı geçilirken koşunun liderliğini Sarar'dan almaya çalışıyor. Bunların sarlarına Yavuzhan geliyor ve son 800'e doğru gidiyoruz. Şimdi Timurhan bir boy fark temin ediyor. Bunun dışına Yavuzhan dolanıyor ve son 800 geçiliyor. İç kulvarda Timurhan bir boyun farklı liderliğini kuruyor. Dün dışına Yavusan dolanıyor ve iki at tek at gibi oluyorlar. İki boy kadar geride Sergen üçüncülüğe sarkıyor ve son 600'e doğru gelirken Yavusan şimdi koşunun liderliğini almaya çalışıyor. Bunu başarıyor. Timurhan da bu mücadeleyi bırakmıyor ve son 400 metreye doğru geliyoruz sayın severler. Orta kulvardan Yavuzhan'ın liderliği sürüyor. Dış kulvardan Sergen içinden Timurhan'a atak yapmaya çalışıyor. Son 400 geçiliyor. Yavuzhan liderliğini koruyor. Dış kurvardan Sergen atak yapıyor. Son 300'e doğru geliyoruz. Yavuzhan liderliğini koruyor. Dış kurvardan Sergen içinden Timuran atak yapıyor. Son 200'e doğru geliyoruz. İç kulvardan Yavusan'ın liderliği sürüyor. Dış kulvarda Sergen içinden Timuran atak yapıyor. Aspak'tan Yavusan koşunun lideri. Dış kulvarda Sergen bunun dışından Bihter atak yapıyorlar. İç kulvardan Yavusan'ın liderliği sürüyor. Fark bir boy. Dış kulvarda Bihter ve Sergen arasında ikincilik mücadelesi var ve koşuyu Altı numaralı Yavusan kazanıyor. İkinci ve üçüncü kararı Bihter ve Sergen arasında varış hakemlerin kararına kalıyor. Evet sevgili izleyiciler koşuyu 6 numaralı Yavusan birinci olarak tamamlarken ikinci ve üçüncülük kararı Sergen ve Bihter arasında bunu varış hakemleri belirleyecek. Sergen ikinciliği kurtarmış burada. Senden bir dinleyelim bir daha bir Yavuz'un. <laughs> zamanının en iyi atlarından bir tanesiydi. ...biraz sıkıntılıydı. Rakip seçerdi. Yani yanına at gelecek, devam edecek. Kimi gösterirseniz ona girin. Al dalga gibi e, <laughs> bakıyorsun şu anda. Hele o düzlükte... Mecburen şey bakıyorsunuz. hala yani. Çok evet. favori. Yani 1 lira 5 kanyan. Çok favori. Yavuz kazanmak problem değil. Kaybetmek büyük problem. Onun için e, çok dikkatli olmanız lazım. Nereden kim geliyor artık ona göre... E, hareket etmeniz lazım. Rakiplerinizi iyi seçmeniz lazım. Gücü belli değildi bana sorarsanız. Çünkü hep rakibinden bir baş, bir boyun, yarım boy fazla koşardı. Yani tam gücünü, kapasitesiyle böyle üç boy, beş boy, on boy önde böyle göremezdiniz. Eğer onu görmüş olsaydık çok daha farklı e, neticeler, dereceler duyardık Yavuzhan'dan. Yavuzan'ın koşu tersine de derece çıkmazdı. Hı hı. Çünkü yanındaki attan bir baş fazla koşardı. Kandırıyordu yani. Yani C grubuyla koş, atıyorum yarışı e, yarışı ile bitsin, ikiyle bitirirdi. Evet. Öyle bir attı. E, sarar zamanın iyi atı. Timuran e, gene zaman hepsi, niyatı, hep, hep, Sergen niyati, yani koşun hepsi. Timuran'la da ben kazandım. bir grup güzel bir yarış kazanmıştık. O da Yeşentay Kırısı'nın rahmetli Yaşar amcanın e, iyi bir atıydı. yani Yavuzhan için pek fazla söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi daha Hı? bunun gibi daha bir sürü keyifli yarışlar kazandık. Evet. Eray 11'de 8 yapmışın daha ne yapacaksın? Ya yani iyi yarışlar kazandık. Evet. Ee, tabii bu e, jenerasyonun şanssızlığı Yavuzan gibi bir ata denk gelmeleri. Caş'ın bile en büyük şanssızlığı evet. ki altında ezildi Yavuzhan'ın yani, yoksa evet. zaten Caş... Yavuzhan ve diğerleri diye ayırdığımız e, gruplar topladığında bu gibi sonuçların çıkması gayet normaldir. Evet. evet. Peki Pekala e, eski e, şampiyonları da izledik. E, bu arada üç tane nostalji yaptık. <laughs> e, gözlerimizin pası silindi diyebiliriz. Cep telefonundan da bir sürü aprantilerden, jockey arkadaşlarından gelen mesajlar da var. E, camiadan da çok sayıda mesaj geliyor. Dolayısıyla onlara da tabii her birine şimdi tek tek geri dönüş yapamayacağım ama hepsi selamlarını iletiyorlar sana da ee, birçok kişi. Ee, selam, e, selam e, kardeşlerim. aynen. E, şimdi bir fotoğraf var bir olak göndermiştik. Abi nostalji de biz yapalım diyor. Engin abinin bindiği bir at tanıyor mu acaba? Bir sorar mısın? Gazi'de 7. gelmişti diyor. Bir verebilirsiniz bilgisayarda. E, şöyle açayım ama net belli olur mu? Gazi'de 7. olmuştuk. Eskobar mı? eskobarı hmm. geçen hafta konuştuk konuştuk. Ya 7. ya 8. oldu eskobarla. mu? Yani ya, biraz ben bilmemiş olabilir. Gazi 7.si bir Gazi'ninmiş yani Onu kadar, onu bilemeyiz ya yani abi şey yani. Yapıyor, yani yazarsa yer. Hani benim bindiğim Hatların, sanki Escobar'a biraz yakındı Escobar. Yere yakın bir attı. Hı hı. Ee, biraz sanki andırıyor gibi ama... Paylaşırsa biz de değerlendiririz. Paylaşırsa de biz Ben de en azından anılarımızı tazelemiş oluruz. Evet. Peki. E, gelen mesajlar var ama şöyle bir bakalım. E, fotoğraflar var. E, Erhan göndermiş. Biz dostlarla görüşüyoruz. Allah güzel dostluklar nasip etsin herkese. İyi yayınlar demiş ya, mesajı gelmişti. Gökhan Koçuk'a dikkat ettiniz matın üstünde çalışırken oturup kalkıyor yeni stilde. Bu mu diye gelen mesajlar var. Şöyle aşağı inelim biraz daha var mı bakalım. Ee, Özgür Özgü demiş dostları Yayınlar dün İmran'ın süper maçındaydım. Bugün de Ürdün'e gidiyorum. Döndüğümde görüşmek üzere demiş Beşiktaşlı dostlardan biri o da. Yine İstanbul 5. ayakta Diran yarıştan çıkacak söylentileri var internette. Söylenti değil çıkacak. Yani geri tweetlerimize de bakarsanız akşam antrenörü paylaşmıştı. Ee, kardeşimiz de çok doğru bir şey yaptı Engin. Tebrik tabii ederim. Çok, İşin çok. E Olması gerekiyor. Gerektiği bir ahlaki olarak ne gerekiyorsa kardeşim de söylemiş. Atımız bir gün öncesinden insanları mağdur etmemek için. Aynen. Tebrik ederim kardeşimi. Doğru olanı yapmış. Sağolsun. Duru'dan selamlar abi. Aklına geldiğinde sizi ve mavi dalga'yı soruyor. İnşallah bir gün tekrar ziyaret ederiz. Selamlar sevgiler her zaman bekleriz sevgili Duru başımızın üstünde yerim var diyelim e, Duru Orçular. Selamlar. Yavuz'dan iyi ki varmış e, diyor Seren Selin ikinci e, <laughs> evet, okulu okuldan kaynaklı dolayısıyla da biz de selamlarımız sevgilerimiz bir kez daha iletelim dedikten sonra şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam aramızdan sonra e, yorum ve tahminlerimize geçeceğiz. Ondan sonra da bugün veda vakti biraz 12 çeyrek gibi çıkmayı planlıyoruz. E, reklamlar geliyor. Reklamlardan sonra birlikte olacağız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorular geliyor tabii bir sürü mesajlar da var. Ee, fotoğrafların tamamını göstermiştik. Demin gösterdiğimiz at de baba gündüzmüş. E, ee, Baraka Baraka Sekirisi'nin baba gündüzüymüş. Onu da hatırlatmış olalım. Peki bugün yorumlarımıza geçiyoruz. Şimdi e, ile başlayacağız. İstanbul yorumlarını değerlendirecek bizlere. Bakalım neler geliyor bugün İstanbul'dan Eray Bağlıcı'dan. Evet, teksiz bir altılı şablonu oluşturdum. Ve ilk ayağa geçersek de sanki altılı ganyanı buluruz diye düşünüyorum. Altınma tez canlı, yaklaşık beş aylık aradan sonra sert almış olduğu koşuyu kolay kazanmıştı. Sonrasındaki yarışı bir hafta arayla gelince o gün açıkçası beklentileri karşılamamıştı. Ancak bu kez çok daha iyi durumda gireceği koşuda daha önce dörtte iki yaptığı 2000 mesafesinde kazanmaya yakın gözüküyor. Bence tek ciddi rakibi var, o da 5 numaralı alemin kralı. Günün ikinci ayağında bir numaralı aşemez. Bugün yarış önlerinde kabullenecek birkaç tane rakibini yakın takip edip, özellikle viraj dönülürken alacağı yarış liderliğini yarışın sonuna kadar devam ettirip kazanan isim olmaya bence çok yakın. E, 4 numaralı Can Kardeşler kısa mesafe performansları hala daha çok iyi. E, bugün de devam eden mükemmel formuyla şampiyon yine iddialı olacaktır. 5 numaralı Filikya bence kendisini en iyi tanıyan pilotu buldu bugün e, bu rakiplerini geçmeye çalışacak bir kez daha. 7 ve Serhantay ise e, bence müthiş görüntüsü ve devam eden çok iyi formuyla 6'lık ayağında bir sürpriz olacaksa o sürprizi bugün Serhantay yapar. Üçüncü ayakta 1000'li mavi bölü için en ideal mesafesinin 1400-1600 mesafeleri olduğunu düşünüyorum. Bugün de o mesafeyi buldu. Zaman zaman yarışları e, önlerde yakın da takip edebiliyor. O özelliği var. E, bugün de muhtemelen McFarlane vereceği tempoyu 2-3 takip edip sonrasında yapacağı ataklarla kazanmaya bence yakın. 4 numaralı Sinclair e, son yarışında 1000'i 1 0 yapacağı hiçbir şey kalmadı. O gün etliye sütlüye karışmadan grubu 6.lıkla tamamladı. Ancak bu kez biraz daha tempolu gitmesini beklediğim koşuda... Marvelous Iron'ın bence en ciddi rakibi 4 numara Sinkler olur. Altılı Ganyan'da sürpriz arıyorsak yarış gidişat odaklı 3 numara McFellow önlerde boş kalabilir. Her ne kadar e, 7 numara Mahir Bey bir önceki yarışında stili dışında önlerde gidip e, tempo yarışı yaparak kazansa da bugün o rolü e, üstlenmeyebilir ve bu durumda da McFellow muhtemelen boş kalacaktır. McFellow'suz kupon olmaz. E, sonrasında 2 numara Yalpagan'ı da görmüş olduğu yarış sonrası bence kuponlara ilave edelim. Günün dördüncü ayağında e, şöyle bir yarışı koşturduğumuz zaman e, Lady Derya muhtemelen yarışı Force çekisi mi isim olacak. E, çünkü yani 800'ünü e, 48 falan geçebiliyor. Öyle bir özelliği var. 1059'lara gelen tempoları yapabiliyor. E, sonrasında Miss Helen, Macadamia, e, Hartley Gold bunların hepsi yarışlara önlerde kabullenen, yakın takip eden isimler. Bütün bu gidişat bence e, Flash'in Göl'ü en şanslı isim kılıyor. Çok süratli gidecek olan koşuyu sonlarda yapacak taklarla kazanmaya yakın. E, öncelikli rakibi yarış hayatının en iyi durumunu yaşayan e, 4 numaralı Hard Gold olacaktır ki bir önceki yarışında hatırlarsak Furkan e, yaklaşık 5 aylık aradan sonra start alan e, kısrakla öndeki rakibini çok yakın takip edip 300 liranın orada ön tarafa bir hamle yapmıştı. Benzer stilde koşması halinde bugün Hard Gold bence favoriye en ciddi rakip olur. Hard koltuz kupon olmaz. 8 numaralı Miselin'de e, bu e, pistlerde kalitesini ispatlamış bir isim. E, bu ikiliden sonra bence şansı e, Miselin'e verelim. Günün 5. ayağı zorlu koşulardan biri. Nasıl zorlu Talipan gelmezse, e, Dilliran'ın koşmayacağı koşuda bence Talipan ciddi favori. Kazanmaya da yakın çünkü yarış çok süratli gidecek. Sonlarda yapacağı ataklarla kazanabilir. 8 numaralı Selkut, 2 numaralı Alişan Sonrasında 3 numaralı Altepe ve 11 numaralı düşleme dikkat çekmek istiyorum. Padok görüntüsüne hayran kaldığım geçtiğimiz hafta İdman pistinde de çok iyi gözüktü. E, düşlemsiz kupon olmaz geniş kuponlar için de. Günün son ayağında 12 numaralı Hostrik. Çok geri planda kalmış. Ancak son yarışta yaşamış olduğu talihsizlikleri anlatayım. Çin pist ağırdı. Starttan geç çıktı. Rakipler sertti. Bu kez rakipler biraz daha uygun. Çimpis muhtemelen çok ağır olmayacaktır, yumuşak olacaktır. Ben Hostre'ye ilk şansı vermek istiyorum. 12, 13 numaralı Köseoğlu Zümrüt Göz gibi bir ismin yavrusu. Ki Zümrüt Göz'ün anneden çok iyi kardeşleri var. Yanlış hatırlamıyorsam Yenilira gibi. Çin Pisi çok iyi yapan isimlerden biri vardı anne kardeşi. Bugün genel puanlamada çok geride kalan 13 numaralı Köseoğlu çok beğendiğim son yarış sonrası benim olması olmazım. 9 numaralı Luxemburg. 8 numaralı Northern West, 3 numaralı Rain of Sunshine. Sonrasında iki numaralı Jettay ve önlerde istediği tempoyu kurabilirse bir numaralı Camps Bay'de son ayağı ilave edeceğimiz bir diğer isim olur. Peki benim de İstanbul şablonu gelsin sonra e, İzmir'le de kapanışı yapalım herayla. E, geliyor şablon. Tek tercih edersin. Benim İzmir'e geçti. Senin İzmir'e <laughs> geçti. Heh, gelsin tamam. Tek tercih edersen bir tercihin var mıydı? Salipan olabilir. Talipan olabilir diyorsun. Evet. Ben de tabii diliran çıkınca mecburen şeye dönüyorum. Şimdi Altılganya'nın ilk ayağında ben öncelikle şansı 6 numaralı Tez Canlı'ya vermek istiyorum. Zira son koşusunu çok fazla önemsemediğim Musafkan. Bugün bence gerçek gücünü piste taşıması halinde birinciliğin en güçlü adayı. Bir numaralı Kazdağ son yarışını yine bu sentetik piste kazandı. 1400 metrelik koşuda kazandı ama açıkçası kumaş olarak, kalite olarak bu rakiplerle hiçbir eksiği yok hatta fazlası var. Ben en az tez canlı kadar bir numaralı Kaz da kuponlarda yer alması taraftarıyım. Üç numaralı Serden Geçer son koşusunu yine bu mesafede kazanırken bana göre bu yarış için yeterli bir performans sergiledi. Görüntü olarak da çok çok iyiydi Serden Geçer. Bugünün tartışmasız en iddialı isimlerinin başında geliyor. Serden geçersiz kupon yapmıyoruz. 5 numaralı Alemin Kralı sezon başında çok iddialı yarışlar yapmıştı. Son koşuları Onlarla alakası yok ama özellikle son 5 hem padokta iyiydi hem de artık böyle eli kulağında izlenimi edindim ben 5 numaralı alemin kralından bu anlamda dikkat mükemmel bir yarış yaparak Kocaeliden Bursa'dan İstanbul'a gelen Şahin Göz ve 2 e, numaralı oğlum Emir özellikle ilk hayat çok at yazanlar tarafından sırasıyla dikkate alınabilecek olan isimlerdir. Öncelik 6 1 ...risk alırım diyenler için ama büyütüyorsak da 3, 5, 4 ve 2. Kanun üstü tansiyon koşusunda Can Kardeşler mükemmel bir geri dönüş yaptı biliyorsunuz son koşusunda... ...ve tüm sorunlarından, problemlerinden arınmış olduğunu bizlere gösterdi. E ve açıkçası Cumhuriyet Kupası koşusu öncesinde araya bir koşu daha koşacağı söylenmişti. O da bu yarış oluyor çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde Poto'ya yakın görüyorum Can kardeşleri Aslında bugün bir hani diliren banka çıkınca yani risk alırsak can kardeşler diyorum ama bana göre iki tane çok ciddi rakibi var can kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi 5 numaralı Frigya çok iyi anlaştığı bir misal daha önceden de onunla yarışları da var. Ee, onun dilinden çok iyi anlıyor. Bir de bu sefer gerçek mesafesini bulan bir Denizim var. Son koşularda uzayan mesafelerde biraz eksik koşuyordu Denizim. Bugün tüm koşullar e, Denizim'in lehine. Dolayısıyla eğer Can kardeşler biraz eksik koşarsa, beklentilerin altında kalırsa bu iki isim. Filikya ve Denizim çok ciddi rakipler olacaktır. Bir numaralı aşemez, alt numaralı Kırdeniz ise ki Kırdeniz e, Bursa'dan, çizgi üstü yarışlar yaparak geldi buraya e, ve bugün e, İstanbul'da Tayland'da başarılı yarışları var ilginç bir performans gelebilir. Bir numaralı aşaması söylemeye gerek yok zaten. İlgililerinin yarış seçerek koştukları ve... ...hani e, santim santim e, diyoruz ya jokiler için... ...burada da hiç, e, atı hazırlayanlar için nakış nakış işledikleri Aynen. bir at oldu. E, tam kıvamına getirdiler. Çok at yazanlar ihmal etmesinler. Günün üçüncü ayağında Saratürk'ün dül koşusunda... ...dört malı Sinclair, bir numaralı Marvel Siren... ...ve ben özellikle beş numaralı Yağız'ın oğlundan da bugün... ...çok iddialı bir yarış bekliyorum... Bu üçlüyü ben ayırt etmedim. 4-1-5 üçlüsünü blok olarak kuponlara yazalım. İkirmalı Yalpagan son beşinciliğindeki derecesi performansı bence yeterli. Hani ola ki bir dördüncü at yazacaksak bu isim tartışmasız İkirmalı Yalpagan olsun diyorum. 4-1-5 ayrımsız büyütüyorsak İkirmalı Yalpagan. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise Zühtü Yerişen koşusunda. Altınmalı Lady Derya benim ilk şans verdiğim isim. Son koşusunu çok beğendim. Ee, yarışın gidişatına göre temposunu belirleyecektir. İlla önde gidecek diye bir durum da yok. Zaman zaman farklı taktiklerde uygulayabiliyor bilincileri. Dolayısıyla 6 numaralı e, Lady Derya'ya ilk şansı tanıyorum. 3 numaralı Flashing Girl tartışmasız bu koşunun en iddialı isimlerinin başında geliyor. Pist ayırt etmeden sentetik de de çok başarılı koşular koşan bir safkan bu safkan ve bugün bence 6 numaralı Lady Derya'ya da çok ciddi ve sert rakip olacaktır. Hakeza 8 numaralı Missy'nin bu sezonun tartışmasız en başarılı yarış kariyeri olarak baktığımızda ...en başarılı 3 yaşlı dişisi, dişi tay deneme, kısır koşusu gibi... ...son derece önemli yarışlara imza atmış, birincilik çıkarmış bir isim. Hal böyle olunca da, böylesi bir kariyere sahip olan bir ismin... ...bu rakipler yanında da iddiası yüksek olacak. 6-3-8 sıralamasını ben ayırt etmiyorum. Yine kumaş dediğimiz zaman bir Sydney e Scandi yavrusu olan makademia ...ve 4 malı Hard Gold tedavi dönemi sonrasında e başarılı bir şekilde geriye döndü. E o tedavi sürecini iyi atlattı, gözüktü. Dolayısıyla da bu da bana göre iddialı isimlerinden biri olacaktır. Ben diyorum ki 6-3-8 öncelikle e, bu 3 e, kısrak ama büyütüyorsak da 7-4 ve 4 takviye olabilir. Günün 5. ayağında Dilara'nın çıkmış olması Talip'a'nın şansını tabii ki çok arttırdı. Zaten bir önceki koşusunda da fevkalade bir performans sergilemişti. E, sentetik pis kum denemeyi tabii çok az ama bu koşmuyor anlamında değil başarılı da bir yarışı var zaten. Bu sert grupta tabii e, belki onu bir deneyeceğiz göreceğiz açıkçası ama ben bir şekilde Talip Hanım potaya uzanacağını düşünüyorum. Çok ciddi rakibi 8 numaralı Selkut ve 3 numaralı Altepe olacak. Son kursuda tabela dışı kalmış olmakla beraber Altepe'yi ben beğendim. Bugün açıkçası at yazmak isteyenler 9 8 3 Talip Han, Selkut ve Altepe üçlüsünü birlikte değerlendirsinler. Günün kapanış ise 8 numaralı e, Northern West. Benim ilk şans verdiğim isim bir kere e, taylığında ilk koşusundan beri pedigrisi icabı. Hep böyle merakla bekliyordum ne zaman ne yarış koşacak diye. Son koşusunu hatırlarsınız çok büyük sürprizdi. Sizlere özellikle bu safkanı e, ön sıradan önermiştim ve beni de mahcup etmemişti. Bir ara verdi, bir 45 gün arası sonra skor çıkan böylesi bir kağıdın başarılı olmama durumu yok. İlk isim olarak yazıyoruz. Bir numaralı Kemps Bey, aslında Tayland'da çimde çok iyi yarışlar yapıyordu. Kısa mesafelerde sonra kumda da iddialı yarışlarını izledik. Starttan çıktığı gibi bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya yakın gördüğüm isimlerden biri. ikinci isim olarak Kemsbey'i yazıyoruz. 4 numaralı Brave Feet ne zaman ne yapacağı belli olmayan ama gününde olduğunda bu ve benzeri grupları geride bırakabilen bir isim ve benim de bugün adını iyi yerde duyacağımız Mustafa Çiçek'le birincilik mücadelesi içerisinde duyacağımız isimlerden biri derken 9 numaralı Lüksemburg ve 13 numaralı Köseoğlu da benim bu koştaki ilk 5 atımı oluşturuyor Kösoğlu. Evet son koşlarında belki pek bir şey yok ama bugün bir çıkış yarışı geleceğini Eray zaten detaylı bir şekilde anlattı. Ee, benim ilave edecek Kösoğlu'na bir şeyim yok. Dolayısıyla kuponlarda yer almalı. 8-1-4 öncelikle azat geçeceğim diyenler bu 3 ismi geçsinler. Büyütüyorsak da 9 numaralı Lüksemburg ve 13 numaralı Kösoğlu diyoruz. Yine 11 numaralı e, Çınarlı 3 numaralı Ray of Sunshine ve 2 numaralı Jetta ise ben bu ayağa çok at yazacağım, geniş kupon yapacağım diyen dostların kuponlarında en azından bahis vekillerinde sırasıyla yer bulabilecek olan isimlerdir dedikten sonra gece İzmir e, yorumları için sözü Eray'a bırakıyorum. Evet İzmir'de günün ilk ayağı 3 yaşlı Arap taylarına mahsus meydin mücadeleyle başlıyor. Üç oğlum Melih son iki yarışlık performansı sanki bu gruba yetecek seviyede. O yarışlarını yaparsa bugün kazanmaya yakın. Bir numaralı Cımbız ve 8 numaralı kökmen'in kızı 50 kiloluk avantajını artık bir zahmet kullanıp e, bu grupta da e, meydan macerasına son versin derim. Günün ikinci ayağında 2 numaralı Balıt Prof yarış hayatının en iyi yarışlarını koşmuş olduğu İzmir pistinde geri döndü ve son yarışında ikincilik elde etti. Bu kez kazanmaya yakın 3 numaralı Can Canşen, uzayan her mesafe lehine bugün de 1900 mesafesini buldu. Mutlaka bir yerlerde e, göreceğiz kendisini iyi bir, bir yerlerde. 7 numaralı Branzini yarış hayatında Çin pistte sadece bir birinciliği var ama e, artan formuyla Branzini'yi kuponlara eklemeliyiz. Sonrasında 9 numaralı Civanan aylar sonra iyi bir yarış koştu. Altılı Ganya'nın bu ayağında sürpriz olacaksa o sürprizi bence 9 numaralı Civanan yapar. Daha sonra 4 numaralı Galoping Lord'u da ekleyerek günün 3. ayağına geçiş yapalım. 3. ayakta 2 numaralı Zaman'a karşı ve 3 numaralı artist Emre ki seri stiliyle bildiğimiz bu isim ben de eşit şansı. 12 numaralı e, Madam 50, sonrasında 9 numaralı Nuriş İstanbul'da çok sert gruplarda koştu. Bu kez rakipler bence daha uygun. ha dikkat. Genel puanlamada biraz geride kalmış. Biz atlamayalım. Sonrasında 6 numaralı Hazar Dağı ki son haftaların formda jokeyi Kadir Tokaçoğlu ile start alıyor. 1 numaralı Sorgun Aslan'ı da ekleyerek kilodan dolayı biraz gelip planını attım ama isteyen dostlar biraz daha yukarı çıkarabilirler Sorgun Aslan'ını. Günün 4. ayağında Gönül isterdi ki 7 numara Kekeş Bey de ekürü koşsun ama maalesef Ekürü öyle bir karar alıyor ve Ekürü koşmuyorlar. 3 numara Baba Kayra arka arka elde etmiş olduğu 2 iki tane ikincilik sanki bu gruba yeterli gibi gözüküyor. Daha önce aynı aprantisiyle ile iki kez tartaldı. İkisi de ikinci. Bugün bu grubu geçmesi gerekir Baba Kayran'ın. Benim banko tercihim. Günün 5. ayağında 3 numaralı Ağaçelik. Yarışı şöyle bir koşturduğumuz zaman son vurgun Akarca Beyi, Erendira, El Asasino Vallahi hepsi gidiyor. Hepsinin gittiği koşuda bence iki safkan çok şanslı. Biri mesafesini bulan 3 numaralı A çelik, diğeri de 11 numaralı Adı var. Genel puanlamada çok geride kalan bu iki ismi bence kuponlara eşit şanslı değerlendirelim. Pistin hiç geçilmeyen ismi 9 e, numara El Asesino'da 6'da altı 6 altı yapmış. Bence kuponlara ilave edilmeli. Kapanışta 3 numaralı Goldunuk. Yine yarışı koşturduğumuz zaman çok da temposunu bozabilecek bir isim gözükmüyor. Ben de kazanmaya yakın. 14 numaralı Kızıl Güneş, 1 numaralı Neruda, 5 numaralı Red Queen ve 7 numaralı İstanbul Asun son yarışından hiçbir şey anlamadım. Bugün iyi koşması gerekiyor. Son dakika Urla zamanı duydum. Yeri olan dostlar 11 numaralı Urla zamanında kuponlara ilave etsinler. Pis rekoru kimde burada? Engine bakıyorum zaten. Onun bilmesi lazım canım. Hangi koşuda abi? Şey için hı. -hı. İzmir 1900 yok şimdi Fanatik Gazetesi'nde şey var ya... Yani öyle içinde. eski şeyler çıkıyor. Yani bak, Kazbek, Engin Yalçın, 1997. Üstte yazıyor bak, şurada. Gördüm abi. Yani. Dolayısıyla e, bu pistin rekoru halen sende. 1900 metre. E, Biraz da zor herhalde kırarlar. Bir, tabii. Derece, i̇yi bir derece tabii ki. Tabii. Dolayısıyla e, şu anda... Karşıyaka Belediye Başkanlığı mıydı o yarış? Yanılmıyorsam oydu. Ama bir Kazbek Nostaljisi yapacağız. Yapmıştık İstanbul, şimdi bir e, İzmir... Kum Nostaljisi'nde ilerleyen günlerde yaparız mutlaka, İnşallah. onu da değerlendiririz diyelim. Evet, e, bugün e, sona geldik. Biraz erken bitirdik e, bugünlük programı. Umarız ki önümüzdeki hafta e, bu kadar kısa bitirmeyeceğiz. Ama bugünlük öyle e, kısa bir e, af istiyoruz. Bir 40 dakika kadar erken bitirdik. E, çok değerli katkı ve katılımlarınız oldu. Her birine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, bizlere... Her cumartesi pazar e, mutlu ediyorsunuz. Tabii erken bitirince reji de sesi iyice Aynı açıyor. Ki. Her Nerede <laughs> hakikaten böyle mutlu. Onlar da tabii çok keyifli. E, işi şakası tabii ki onların çok büyük emekleri var. Her Aslında. birine buradan teşekkür ediyoruz. Ve e, ben sözü kapanış için sevgili Engin'e sonrasında ise sevgili Eray'a bırakıyorum. Önce sağlık, mutluluk ve huzur. Sonra her şey en güzel, en güzelliğiyle sizlerinle olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umarım siz dostlarımıza faydalı olacağımız bir yayın geride kalmıştır. Ee, önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.